son derece görkemli bir şekilde zamana meydan okuyor. Meydum, Mısır'ın en az bilinen ama en gizemli piramidi. Piramit gibi değil, kuleye benziyor. Bu yapıyı hangi firavun inşa ettirmişti? Bir piramit olarak mı yapılmıştı, yoksa farklı bir amacı mı vardı? Lahit burada olmalıydı. Bir firavun hükümdarlığı sırasında Lahit'inin yerini hazırlamak için nasıl vakit bulamamış olabilir ki? Şu anda şekli neden böyle ve acaba 5000 yıl evvel nasıl görünüyordu? Cevaplar için arkeologlar derinlemesine bir inceleme başlatıyor. Adeta suç mahallini inceleyen dedektifler gibiyiz. Araştırmada ileri teknoloji kullanılacak. Örneğin 3 boyutlu modelleme tekniği olan fotogrametri. Çekilen binlerce fotoğraf sayesinde incelenecek alan bilgisayar üzerinde canlandırılacak. Bu dijital teknoloji sayesinde araştırmacılar Meydum'un gizemlerini çözmeye çalışacaklar. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Araştırmayı bunu düşünerek yapmalıyız. Fotogrametri sayesinde en ufak ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz. Yapılacak analizler sonucunda bu yapının ne zaman inşa edildiğini öğrenebilecekler. Aynı zamanda kullanmış oldukları teknikleri ve defin odasının içini detaylı bir şekilde inceleyecekler. Piramidin odaya yaptığı ağırlıktan endişe duyuyorlardı. İçeriye doğru büyük bir baskı vardı. Uydu fotoğrafları sayesinde büyük piramitlerin bazı sırları da açığa çıkıyor. 21. yüzyılın en önemli keşfi. Aynı zamanda Meydum'un 100 kilometre uzağında başka kalıntılar da bulundu. Bu kalıntılar Meydum'un inşasında kullanılan ve insanlık tarihinin ilk limanına ait. Bu buluş piramitle ilgili birçok gizem perdesini aralayacak. Piramit gibi devasa bir yapı inşa ederken son derece organize çalışmak gerekir. Meydum bize piramitleri daha iyi anlamamız için yardım edecek. Medium piramidi devasa bir piramit tasarlama macerasının hem başı hem de sonu diyebiliriz. Aynı meşhur piramitlere oldukça uzak. Bu Meydum piramidi. Ancak bu piramit Keops ve Kefren piramitlerine pek benzemiyor. Hatta şekli adeta bir kalenin gözlem kulesini hatırlatıyor. Yerel halk ona Haram el Kadab diyor. Yani sahte piramit. Dün beni arayan bir kişi onun yanından geçiyormuş ve bana piramit olmadığını, onun kuleye benzediğini söyledi. Abidenin bu tuhaf şekli arkeologları her zaman şaşırtmıştır. Acaba Meydum bir piramit miydi yoksa sıradan bir anıt mıydı? Yoksa Mısırlılar tarafından güneş tanrısı Ra adına yapılmış bir tapınak mıydı? Bilindiği kadarıyla güneş tapınaklarında dikili taşlar kullanılırdı. Aslına bakarsanız Meydum'un şekli de dikili taşlara benziyor. Dikili taşlar insana güneş ışınlarını hatırlatıyorlar. Fransız arkeolog Vasil Dobrev, Meydum'un bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor. Bana kalırsa bu yapı kesinlikle bir dikili taş. Dikili taş tam olarak nedir? Güneş ışınlarının taşlaşmış hali. İşte burada da durum aynen bu. Böyle, böyle, böyle. Ancak Meydum'un mimarisinde insanın kafasında soru işaretleri uyandıracak detaylar var. Örneğin defin odası olabilecek ayrı bir bölüm. Günümüzde yapının alt kısmı tamamen kumla kaplı olduğundan tek giriş kuzey tarafında ve yukarıda. Girişi dar bir merdiven yolu takip ediyor. Bu yolun sonunda ise iddia edilen defin odası var. Giriş kapısı aşağıda bulunan odadan 30 metre yukarıda kalıyor. Sineferu'nunki 12. Keops'unki 15 metre mesafedeydi. Kefren'in odası da aşağı yukarı o kadar ve Mikerinos'unki 2-3 metre yukarıda kalıyordu. Açıkçası hiçbir piramitte bu kadar uzun bir mesafeye daha önce rastlanmamıştı. Şöyle bir bakınca bu oda herhangi bir mumyayı ağırlayacak durumda görünmüyor. Eğer olsaydı Lahit burada olmalıydı.
Nasıl bir firavun hükümdarlığı sırasında Lahiti'nin yerini hazırlamak için vakit bulamaz? Bu hiç de mantıklı gelmiyor. Benim fikrime göre buraya Lahit koymayı zaten hiçbir zaman düşünmediler. Bu yapıda Lahit bulunamadı. Daha da ilginci, hiçbir firavunun burayla bir bağlantısı çıkmadı. O zaman Meydum bir piramit değil. Peki ama bu yapı nedir? Bir tapınak mı? Peki ama ne tapınağı? O zamanlar burada yaşayan insanlar güneşe tapıyordu. Bana sorarsanız taptıkları güneş tanrısı Ra adına yapılmış bir tapınak olma fikri son derece mantıklı. Dikili taş şekli ve içerisinde bitmemiş bir oda. Bu gerçekler Meydum'un durumunu oldukça karıştırıyor. Bu yapının gerçek kimliğini ortaya çıkarabilmek için hayatını arkeolojiye adamış olan Amerikalı Mark Lehner derinlemesine bir araştırma başlatıyor. Adeta suç mahallini inceleyen dedektifler gibiyiz. Burası bir suç mahalli. Kanlı eldivenler, yerde ayak izleri, evin camı kırılmış. Aynı bunun gibi işte. Burasının ne olduğuna dair elimizde yazılı bir kanıt yok. Bu yüzden buradaki ipuçlarından ne olduğunu kendimiz öğreneceğiz. İşleri gerçekten çok zor. Çünkü 5000 yıldır var olan bütün ipuçları zaman içinde yok olmuş. Ama ellerinde bir koz var. İlerlemiş teknoloji sayesinde farklı bir açıdan yaklaşabilecekler. Eski meslektaşlarının aksine onların son derece gelişmiş dronları, uydu görüntüleri ve inceleyebilecekleri üç boyutlu modelleri var. Fotogrametri sayesinde bu gizemli yapının ilk defa üç boyutlu bir modeli çıkarılacak ve detaylı bir şekilde incelenebilecek. Daha sonra da bu yapının tam olarak ne olduğu anlaşılabilecek. Üç boyutlu görüntüler hazır. Gerçek gibi değil, adeta gerçek. Burada gördüğümüz şey sanki bir canlandırma değil. Burada incelediğimiz yapının dokusunu da, rengini de ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Bütün detayları yakalayabilmek için dronlar ve kameralar gerekiyor. Bütün bölgenin binlerce fotoğrafı çekilecek. Aslına bakarsanız yapıya 5 metre uzaklıktan çekmemiz milimetrik modelleme için yeterli olacak. En sonunda bütün fotoğrafları birleştirip modellemeyi tamamlamaya çalışacağız. Devasa yapının her bir santimetresinin taranması gerekiyor. Farklı açılar kullanacağız. Çünkü diğer türlü düz alanları saptayamayız. Drone da bizim ulaşamayacağımız tepedeki kısımların görüntülerini sağlayacak. Bu bilim insanlarının çok işine yarayacak çünkü o yüksekliklere ulaşmak oldukça zordu. Ama bu yöntemle sanki yapının üzerindeymişler gibi detaylı inceleyebilecekler. Bölgeyi yeniden canlandırabilmek için 10 binden fazla fotoğraf çekildi ve birleştirildi. Bu teknolojiyle şu anda fiziken orada olmamama rağmen sanki arazideymiş gibi yapıyı inceleyebiliyorum. Her detayı görüyorum. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Araştırmayı bunu düşünerek yapmalıyız. Kullandığımız teknoloji sayesinde üç boyutlu modellemeyi bitirince bu yapının gerçek boyutlarını ve tüm karakteristik özelliklerini rahatlıkla inceleyebiliriz. Fotogrametri sayesinde sınırsız olasılıklar ortaya çıkıyor. Böylece arkeologlar bu yapının gizemini çok daha rahat çözebilecekler. Teknolojinin yardımıyla ilk keşif yapıldı. Meydum'un bir kule değil, piramit olduğu anlaşıldı. Bunu ortaya çıkaran yapının kuş bakışı görüntüsüydü. Üç boyutlu görüntüleri inceleyen arkeologlar, anıtın toprağa gömülmüş olan tabanını görme fırsatı buldular. Bunu yerdeyken görmek mümkün değildi. Fotogrametri sayesinde kenarları da ölçme fırsatı yakaladılar. Tabanı, her kenarı 144 metre olan bir kare şeklindeydi. Yani neredeyse 20 bin metrekarelik bir alana yayılmıştı. Kazılar neticesinde piramidin kuzey kanadı ortaya çıkarıldı. Tabanın hemen üzerindeki kısım piramidin tıraşlandığını gösteriyordu. Kazı alanını ziyaret ettiklerinde çok daha net şekilde görebildiler.
Bu kireç taşları Tura bölgesinden getirilmiş. Bu taşlar özellikle piramitlerin dış kaplamalarında kullanılıyormuş. Fotogrametri yardımıyla yapının dış yüzeyinin de açısı hesaplanıyor. 52 derece. Bu da demek oluyor ki Meydum kesinlikle bir piramit. Bu açı arkeologların yakından bildiği bir açı. Dünyanın en ünlü piramidi Keops'un dış yüzeyinin açısı da 52 derece. Bu mükemmel bir açı. Bu yapıların binlerce yıldır ayakta kalmasını sağlıyor. Piramit şu anda 70 metre yüksekliğinde. Ama 3 boyutlu modelde tabanına ve dış yüzey açısına bakınca arkeologlar altın yıllarında bu yapının yüksekliğinin 93 metre olduğunu hesapladılar. 3 boyutlu modelleri incelediğimizde piramidin eskiden daha uzun olduğuna dair birçok ipucu gördük. Çekilen fotoğraflardan gördüğümüz üzere antik Yunanlı ziyaretçiler yapının tepesine işaretler bırakmış. Bu durum bize zamanında oraya ulaşımın kolay olduğunu gösteriyor. Bu da bize Meydum'un bir zamanlar diğer piramitlere benzediğini anlatıyor. Bu arada fotogrametrinin arkeologlara başka bir sürprizi daha var. Dışarıdan Meydum'a bakınca uçsuz bucaksız bir düzlükten başka hiçbir şey görünmüyor. Ancak 3 boyutlu modele bakınca doğrusal bir yapı görüyoruz. Hatta fazla doğrusal. Aslına bakarsanız bu gördüğünüz çizgiyi Meydum'u ziyaret ettiğim zaman aradım ama sanırım tam olarak göremedim. Belki bulanık bir şekilde görmüşümdür ama burada bilgisayara yüklediğimiz modelde yukarıdan bakınca piramidi çevrelemiş bir yapı olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Fotogrametri bize piramidi çevreleyen duvarları açıkça gösteriyor ancak bu duvar tamamıyla kumlarla kaplanmış. Duvarın üzerindeki kum birikintilerini incelediğimiz zaman bu duvarın hala sağlam olabileceğini anlayabiliyoruz. Bu duvar bugüne kadar görülmemişti. Bu da demek oluyor ki Meydum izole bir yapı değil, aksine çok daha kalabalık bir yapılar kompleksinin parçası. 80'li yıllarda yapılan kazılarda arkeologlar piramidin doğu kanadını 15 metre derinliğinde kazmışlar. Bu kazıda küçük bir tapınak ve ona bağlı olan 220 metrelik bir yürüyüş yolu bulunmuş. Bu yürüyüş yolu piramitten vadideki diğer tapınağa kadar gidiyor. 3 boyutlu modele daha dikkatli bakınca arazide göremeyeceğiniz bir şey fark ediyorsunuz. Yine kumlar altında kalmış. Meydum'un hemen güneybatısında bulunan başka bir piramit. Yine küçük bir piramit ve küçük bir tapınak ve tabii diğer piramitlere bağlanan yürüyüş yolu. Bu tipik 4. hanedanlığa ait bir piramit yapılaşması. Artık hiçbir şüphe yok. Meydum kesinlikle gerçek bir piramit. Tuhaf görüntüsüne rağmen kendisi 4. Mısır Hanedanlığı zamanında inşa edilmiş bir piramit. Ama kafaları karıştıran sadece şekli değil. Piramit hiçbir firavun tarafından sahiplenilmemiş. Bu inanılmaz bir şey. Piramidin doğu kanadındaki tapınağı inceleyen Mark Lehner şaşkınlığını saklayamıyor. Burada çok önemli bir şey eksik. Diğer piramitlerin aksine hiçbir yerde bu piramidi yaptırmış olan firavunun ismi yazmıyor. Dikili taşta isim yok. Sanırım bunu bitirememişler. Aslında bu piramit ve tapınak firavunu için hazır durumdaymış. Sunak bölümünü bile hazırlamışlar. Hem de tam olması gereken şekilde ama şu anda tamamen kırık ve parçalanmış durumda. Çok tuhaf. Sunak hazır, dikili taşlar isim yazılabilmesi için tıraşlanmış. Ama boş bırakmışlar. Antik Mısırlılar için bu kabul edilemez bir durum. Çünkü ölüm sonrası yaşam için mutlaka bir isminizin olması gerekir. Eğer isim yoksa bu piramit hangi firavunla bağdaştırılacak? Sunak
dışarıdaki duvar, küçük ve büyük piramit, tapınak ve yürüyüş yolu bize bu kompleksin dördüncü hanedana ait olduğunu gösteriyor. Yani milattan önce 2543 ve 2436 arası. Ama bu dönemde yaşayan yedi firavundan hangisine ait olduğunu nasıl öğreneceğiz? Bu kralları tanıyoruz çünkü isimleri çok sık karşımıza çıkıyor. Bu isimleri sahip oldukları piramitlere ilişkilendiriyoruz. Ama o dönemle ilgili yazılı bir tarih yok. Detaylara hakim değiliz. Piramidin sahibini öğrenebilmek için ne zaman inşa edildiğini öğrenmek gerek. Bunu da defin odasını inceleyerek yapacaklar. Çünkü burası zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış. İlk defin odaları toprağın altına kazılmış ve bir tünelden geçerek oraya ulaşılıyormuş. Daha sonra Mısırlılar risk almışlar ve sonraki dönemde bu odaları piramidin içinde yapmaya başlamışlar. Sonuçta bu devasa yapının inşa edilme sebebi kralın mumyasını korumak içindi. Tuhaf olan şey ise bu kadar ağırlık yüzünden bu odanın ve mumyanın parçalanması riskini almış olmalarıydı. Fotogrametri yöntemi bir kez daha piramidin içinin incelenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kameralarla iki küçük odanın ve kralın odasına çıkan koridorun her açıdan görüntüleri alınıyor. Daha sonra yapılan analizler arkeologların şüphelerini doğruluyor. Kralın defin odası yerin altında değil, piramidin içinde yer alıyor. Firavun Zoser'e ait olan insanlık tarihinin ilk piramidiyle önemli farkı buydu. Medyum'dan daha önce yapılmış piramitleri, yani mesela 3. hükümdarlık döneminde yapılmış Djoser'ın piramidi gibi olanlarla kıyaslarsak, en büyük farkın defin odalarının yerin altında olmadığıdır. Gördü. 100 yıl sonra Keops piramidindeki odalar piramidin ortalarına inşa edildi. Meydum'dakinden çok daha yukarıya. Yani Meydum, Zoser ve Keops piramitlerinin arasında bir zaman diliminde inşa edildi. Milattan önce 2600 ile 2500 arası. Hangi firavuna ait olduğunu anlamak adına bir adım daha atılmış oldu. Kefren ve sonra gelen firavunlar olamazdı. Geriye bir tek Keops'un babası Sneferu kalıyor. Meydum'un inşasına başlayan firavun o muydu? Arkeologların bulduğu bazı ipuçları bu hipotezi doğruluyordu. Daha sonraki yüzyıllarda, hatta bin yıl boyunca eski Mısırlılar bu piramidin Sineferu'ya ait olduğuna inanırlar. Piramidin hiçbir yerinde isim yazmamasına rağmen arkeologlar tapınaktaki koridorda bazı çizimler fark ettiler. Tapınaktaki koridorda Sneferu ile ilgili çizimler bulundu. Sonuç olarak bu çizimler Mısır halkını bu piramidin Sneferu tarafından yapıldığını ve ona ait olduğunu anlatmak için yapılmıştı. Bazı çizimler 18. hükümdarlık zamanında yapılmıştı. Yani Sneferu'dan 1200 sene sonra. Buradaki grafiti epey uzun, buysa çok kısa. Buradaki çizimler buranın Sneferu'ya ait olduğunu anlatıyor. Yani eğer tapınağın koridor duvarlarındaki bu çizimlere bakılırsa, Meydum piramidini Sneferu yaptırmış. Bu kral zaten tanınan biri. Meydum'dan 40 kilometre uzaklıktaki Daşur bölgesinde bulunan Eğri Piramit ve Kızıl Piramidi onun yaptırdığı tahmin ediliyor. Eğer Meydum piramidi Sneferu'ya aitse, neden lahitinden hiçbir iz yok? Ve neden 3 piramit yaptırmıştı? Defin odasında yapılacak detaylı bir araştırma, Meydum piramidinin neden inşa edildiğini açıklayabilir. Bir yapının içinde boş bir alan açmak istiyorsanız, çıkardığınız bütün kayaların doğru bir orantıyla üst üste durduğundan emin olmalısınız, yoksa kolayca yıkılabilirler. Piramidin ağırlığından ve basınçtan ötürü odanın üzerine çökmesinden endişe ediyorlardı. Böyle bir felaketi önlemek için çok akıllıca bir teknik geliştirmişler.
Kirişleri yatay olarak yerleştirmek yerine taş bloklarının her bir sırasını biraz daha yaklaştırarak dizmişler ve en tepede birleşmelerini sağlamışlar. Yani bir çatı oluşturmuşlar. Orta Çağ'da burayı keşfeden ilk arkeologlar bu tekniğin ne kadar doğru olduğunu görmüşler ve buradan esinlenerek katedrallerin de bu şekilde inşa edilmesini sağlamışlar. Bu teknikte bloklar ağırlıklarının çoğunu bir altındaki bloğun üstüne yaslıyor ve en tepedeki bloklarda birleşince yıkılma tehlikesi kalmıyor. Bu teknik sayesinde yapı çok ağır yükler taşıyabiliyor. Ancak arkeologların kafasını karıştıran bir şey vardı. Koridorun sonundaki diğer iki odanın tavanı bu teknikle yapılmamıştı. Aynı defin odası gibi piramidin içinde yer almasına rağmen tavanları farklıydı. Tuhaf olan şey bu iki odanın tavanının düzgün olmasıydı ve o ağırlığı kaldırmaları mümkün değildi. Muhtemelen çökmeyi engellemek için başka bir yöntem kullanılmıştı. Arkeologlar 19. yüzyıldan beri Sneferu'nun oğlu Keops'un piramidinde olduğu gibi düz tavanlı odalara rastlıyorlar. Daha sonra bu odaların ağırlığa dayanabilmesi için Mısırlıların kullandıkları yöntemin sırrını çözmeyi başardılar. Keops'un odasının üzerinde 5 oda daha olduğunu biliyoruz. Bu odalar adeta bir kemer vazifesiyle basıncı azaltıyor. Kralın defin odasının üzerinde yer alan bu 5 oda aynı şekilde ağırlığın yanlara eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Acaba aynı teknik daha önce Meydum'da da mı kullanılmıştı? 1999 yılında bir Fransız ekip bu sorunun cevabını bulabilmek amacıyla Mısır hükümetiyle anlaştı ve çok küçük kameralarla duvarların arkasına ulaştılar. Aslında çok basit bir teknikti. Doktorların kullandığı endoskoptan kullandık. Duvara 1,5 santimetrelik bir delik açıp optik fiber kabloyu delikten geçirdik ve içeri baktık. Fransız arkeoloji ekibi küçük odaların duvarlarından kamerayı geçirebildiler. Ancak bu operasyon beklediklerinden daha karışık bir hal almaya başlamıştı. Çok fazla bir şey göremiyorduk. Bunun nedeni ise kullandığımız endoskopun doğal olarak çok ufak olması ve içeri yeteri kadar ışık vermemesiydi. İşte birkaç denemeden sonra karşılaştıkları görüntü. En sonunda tahmin ettiğimiz gibi duvarın arkasındaki boş odalarla karşılaştık. Bu odalar da neydi? Defin odasının üzerinde yer alan bu odalar aynı teknikle inşa edilmişti. Düz tavan aslında gerçek değildi. İşin gerçeği bu odaları koruyan onların üzerinde inşa edilmiş olan diğer küçük odalardı. Sneferu'nun ilk piramidi Meydum adeta test amaçlı yapılmış. Mumyanın içeri kolay sokulabilmesi için gereken yükseklik burada hesaplanmış. Piramit mimarisinin tarihi Sneferu'nun döneminde çok daha ileriye gitmişti ve çok daha geniş alanlara yayılmaya başlamıştı. Gitgide daha cesur oluyorlardı. Aynı tekniği kullanarak üst üste 4 oda daha yaptılar ve hiçbiri yıkılmadı. Bir sonrakinde de 5 oda yaptılar ve yine yıkılmadı. Bir diğerinde hadi o zaman 6 tane yapmayı deneyelim dediler ve böylelikle sayıları artmaya başladı. Fotogrametri bu araştırmadaki en önemli unsur. Sneferu'nun piramitlerindeki kral odalarının boyutları hangi zamanlarda inşa edildiklerini bizlere açıklayabilir. Meydum'da bu oda 2 metre 51 santim. Kızıl piramitte 4 metre 18 santim ve eğik piramitte ise 5 metre 13 santim. Dolayısıyla Meydum'daki kral odası aralarındaki en küçük olan, yani aralarındaki ilk yapılan piramit. Arkeologlar bir şey fark ediyor. Bu tekniği ne kadar mükemmel bir şekilde uyguladıklarını çok net görebiliyorsunuz.
Muhteşem bir işçilik çıkarmışlar. Taşlar arasında bıraktıkları aralıklar adeta cetvelle çizilmiş gibi neredeyse kusursuz. Eğik piramitte bu işçilik daha da ileriye gitmiş. Hatta Kızıl piramitte mükemmele ulaşmış. Ama her şeyin başlangıcı Medium piramidiymiş. Bana sorarsanız Medium piramidindeki ana oda gerçekten çok çirkin. Çünkü normal bir defin odasında olması gereken asil bir karakter yok. Bu duvarlar neredeyse dik. Bu oda sanki buraya yukarıdan öylece bırakılmış gibi. Ve ayrıca bir sürü başka kusuru da var. Daha ufak odalar istiyorlardı. Çünkü yaptıkları odalar büyük olmazsa odanın daha korunaklı olacağını düşünüyorlardı. Boyutları ve kalitesine bakıldığında anlaşılıyor ki Medum Sneferu'nun yaptırdığı ilk piramitti. Sneferu, üç piramit birden yaptıran tek firavundur. Arkeologlara göre Firavun Sneferu'nun birden fazla piramit yaptırmasının sebebi 4500 sene önce hükmettiği dönemde ne kadar güçlü bir kral olduğunu herkese göstermekti. Onun döneminde ekonominin durumu çok iyiydi ve krallığı son derece güçlüydü. Ülkesine öyle bir hükmediyordu ki istediği her piramidi istediği şekilde yaptırabiliyordu. Sneferu, dönemindeki güçlü ekonomi ve uzun yaşamı sayesinde istediği projeleri gerçekleştirebilmiş. Kralın tam ismi Sneferu'ydu. Koruyucu anlamına geliyordu. Tahminlere göre bu bölgede en az 50 sene hüküm sürdü. Tahminimize göre çok güçlüydü ve son derece varlıklıydı. Muhtemelen çok da hırslıydı. Aşırıya kaçan hırsı sayesinde istediği piramitleri dilediği şekilde yaptırmayı başardı. Sneferu'nun lojistik ağı oldukça etkiliymiş ve tüm krallığa yayılmış. Piramitleri inşa ettirebilmek için Asvan ve Tura'daki taş ocaklarından kireç taşı blokları getirtmiş. Ülkenin güneyindeki Nubya'dan piramitlerin yapımında çalışmaları için köleler getirtmiş. Keresteler Lübnan'dan, bakır malzemelerse oldukça uzak bir mesafede olan Sina Yarımadası'ndan getiriliyordu. ...2011 yılında Kızıldeniz'in kıyısında bulunan Vadi El Carf bölgesinde Meydum'un yapılması aşamasında kullanılmış bir liman keşfedildi. Bu 21. yüzyılın en önemli arkeolojik buluşlarından biri oldu. Bunu hiçbir arkeolog hayal bile edemiyordu. Bu keşifle birlikte lojistik ağın ne kadar geniş olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Şu anda bulunduğumuz yer, tarihin bilinen en eski limanı. İleri teknoloji sayesinde burayı belirleyebildik. Bu keşfin gerçekleşmesi çok ilginç bir şekilde olmuş. 50'li yıllarda buranın üzerinden uçan iki Fransız pilot arkeolojik kalıntıları fark etmiş. Daha sonra bir Mısır tarihi araştırmacısı olan Pierre Tare burayı karadan bulmayı kafasına koymuş. Uydu görüntüleri onun yardımına koşmuş. Bu görüntüleri inceledikten sonra kalıntıların tam yerini tespit edebilmiş. Suyun altında limana benzeyen bir L şekli görmüş. Analizlerden sonra bunun gerçekten eski bir liman olduğu ortaya çıkmış. Yıllar sonra keşfedilebilen bu eski limanı son derece mantıklı bir yere kurmuşlar. Gördüğünüz gibi liman, mercan kayalıklarının başladığı yere yapılmış. Böylece gemilerin sahile ulaşabilmesi son derece kolaylaşmış. Lojistik teorisi doğrulanmış oluyor. O dönemlerde bu bölgeye karadan ulaşmak için kullanılan doğal bir koridor bulunuyormuş.
Bu bahsi geçen koridorun adı Vadi Araba. Bu koridoru sonuna kadar takip ettiğimizde diğer ucunun Nil Vadisi'ne kadar devam ettiğini görebiliyoruz. Bu sebepten dolayı Vadi El Jarf bölgesinin piramitle direkt olarak bağlantısı olduğunu görebiliyoruz. Bu ipuçları geniş kapsamlı bir kazı operasyonu için yeterliydi. Arkeologlar için inanılmaz bir fırsattı ve bu devasa limanı ortaya çıkarmayı başardılar. Muhammed Abd el-Magid bir Mısır su altı arkeoloğu ve kendisi buranın dünyanın en eski insan yapımı limanı olduğunu düşünüyor. Burada gördüğünüz antik liman, iki L şeklinde olan iskeleden oluşuyor. Bunu çok eski çağlarda düşünebilmişler. Böylece limana giriş yapan gemiler dalgalardan ve rüzgardan etkilenmiyordu. Gemiler limanda güvendeydi. Büyüklüğüne bakılırsa son derece yoğun bir limanmış. İki ucu da 200 metre uzunluğundaymış. Burası tahminimce aynı anda 15 gemi alabiliyordu. Gemiler her gün buraya gelip yüklerini boşaltıp yeni yük alıp buradan ayrılıyorlardı. Bu işler için de çok fazla sayıda işçi gerekiyordu. Kazılar başka yapıları da ortaya çıkardı. 6 kilometre ötede dağların içine oyulmuş 14 ambar bulundu. Ve bu ambarların içlerinde ve çevrelerinde gemilerle alakalı eşyalar bulundu. Bunların arasında çapalar, az yontulmuş kayalar, hatta 4500 yıl önce kullanılmış iplerin izleri. Bu kalıntıların hepsi Sneferu'nun yaptırdığı inşaatlarla alakalıydı. Arkeologların yaptığı kazılar sırasında ortaya çıkan bazı eşyaların üzerinde kralın ismi yazılıydı. Hatta bunun ötesinde limanın yakınlarında yapılan kazıların birinde kapağının üzerinde kralın işareti olan çeşitli çömlekler bulundu. Bu lojistik bölge Meydum piramidi için son derece önemliydi. Eğer Körfez'in diğer tarafına doğru giderseniz direkt olarak Sina Yarımadası'na varırsınız. Liman denizden Abu Zenima'ya 50 kilometre uzaklıkta. Bakır madenlerinin olduğu bölge. Çıkarılan bakırlar inşaat aletlerinde kullanılıyordu. Tahminimize göre liman Sneferu'nun hükümdarlığıyla birlikte yapılıp bu süre içinde gelişmeye devam etti. Bu sayede bu devasa piramitler için gerekli bakır sevkiyatları da yapılabildi. Vadi El Jarf limanı Meydum ile bakır madenleri arasında bir köprü görevi görüyordu. Ama en önemlisi bu rota Süveyş Körfezi'ni dolanmaya kıyasla hem daha güvenliydi hem de çok daha fazla zaman kazandırıyordu. Piramit gibi devasa bir yapı inşa ediyorsanız her aşamasının son derece organize olması gerekir. Bu keşif sayesinde Sneferu'nun bu piramitleri tam olarak nasıl inşa ettirdiğini çok daha net anlayabiliyoruz. Başka hiçbir firavun onun kadar organize çalışmamıştır. Ama kafalarda hala bir soru işareti var. Sneferu neden bir yerine toplam 3 piramit yapmayı tercih etmişti? Cevabın bir kısmı Meydum'da yatıyor. Kral en mükemmel piramidi yapana kadar yeni teknikler denemiş olabilirdi. ...80'li yıllarda kuzey kanatta yapılan kazılar yapının şeklini açığa çıkardı. Araştırmacılar bu sayede fotogrametri kullanarak bu yapıyı daha detaylı bir şekilde inceliyorlar. Sonuçlar gerçekten son derece çarpıcı. Çünkü bütün detayları sanki oradaymış gibi bilgisayar ekranında görebiliyorsunuz. Analizlerde piramidin yapısındaki tuhaflık göze çarpıyor. Dış katmandaki sert taşların altına özenle yontulmuş kireç taşları dizilmiş. Amerikalı arkeolog Mark Lehner'e göre Meydum'un hikayesi bu taşlarda gizli. Üst üste yapılmış iki piramit.
Alt tabakada ilk piramide ait son derece düzgün bir şekilde kesilmiş ve Tura'dan getirilmiş kireç taşı bloklarını görebiliyoruz. Burada dizili olan bloklar altında eski piramidin dış yüzeyi. Bu piramitlere basamaklı piramit de deniyor. Üstüne yapılmış olan düzgün yüzeyin altında kalıyor. Drone'la çekilmiş bu görüntü, tabanın çevresinde kalan kısmın ilk piramitten arta kalan kısım olduğunu gösteriyor. Medium ilk bakışta basamaklı bir piramit gibi görünebilir. Hatta muhtemelen ilk başta öyleydi. Ama daha sonra yapılan restorasyonlarda bu basamaklar düzleştirilmiş. Yani zaman içerisinde bu basamakları düzleştirip gerçek bir piramit gibi göstermeye çalışmışlar. Üstteki blokların açıları hesaplandığında karşımıza 70 derece çıkıyor. Sizin de gördüğünüz gibi bu eğim en eski piramitlerde kullanılan blokların eğimine çok yakın. Onların eğimi genelde 74-75 derece civarındadır. İkinci yüzeyinin altında tarihin ilk basamaklı piramidini andırıyor. Firavun Zoser'in 100 sene önce yaptırmış olduğu piramidi. Eğer medyum gerçekten iki piramidin birleşmesi ise şunu görüyoruz ki ilk piramit eski usul basamaklı olarak inşa edilmiş. Zoser'den sonra ilk defa bir firavun bu kadar büyük basamaklı bir piramit inşa edebilmiş. Basamaklı piramit inşa etmeye kalkan hiçbir firavun onları bitirememişti. Bu basamaklı yüzey sayesinde piramidin geçmişi hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olduk. Araştırmacıların yaptığı incelemeler sonucunda bu piramit üzerinde iki ayrı zamanda iki ayrı teknik kullanıldığı ortaya çıkıyor. Fotogrametri sayesinde ilk defa piramit üzerinde zaman içinde nasıl işlemler yapıldığını inceleyebiliyoruz. Taşları dizerken kullandıkları teknikte açıları nasıl ayarladıkları çok net bir şekilde görünüyor. Bu teknikte taşlar yapının iç tarafına doğru 15 derecelik bir açıyla yerleştiriliyor. Bu tekniğin en önemli avantajı şu, her blok merkeze doğru baskı yapıyor, böylece dışarıya doğru kayıp yıkılma ihtimali ortadan kalkıyor. Bu teknik ilk Zoser tarafından kullanılmış. Bu teknik 3. hanedanlığa ait. Yapının alt tarafında kalıntıları bulunan düzgün yüzeyli piramidin yapım tekniği ise daha farklı. Mısırlılar blokları düzgün bir şekilde üst üste dizmişler ve piramit şekli içinde dış yüzeyi tıraşlamışlar. Bu teknik 4. hükümdarlık döneminde çok fazla kullanılmış. Peki nasıl oluyor da iki ayrı dönemin tekniğini bir piramit üzerinde kullanmışlar? Ve neden basamaklı piramitten vazgeçilmiş? Anlaşılan o ki kafasında başka bir fikir vardı. Bence bir süre sonra aklına tamamen düzgün ve tıraş edilmiş bir piramit yapma fikri geldi. Ve Daşur'a gitti. Daşur, Meydum'un 50 kilometre kuzeyinde kalıyor. Sneferu ilk düzgün ve tıraşlı piramidini inşa etmek için bu bölgeyi seçmişti. Bu piramit son derece dik bir piramit, 60 derece. O zamanlar kimse piramidin neye benzemesi gerektiğini bilmiyordu. Anlaşılan o ki inşaat sırasında da problemler yaşanmış. Zamanla çatlaklar oluşmaya başlamış ve yıkılma tehlikesi oluşmuş. Sneferu 60 derecenin bir piramit için çok fazla olduğuna kanaat getirmiş. Bunun üzerine piramidin geri kalanını 43 derecede tamamlamış. Bunu anlamanız gerek. Bir hata yapmışlardı. Piramit çok dikti ama hatalarından ders aldılar. Sneferu dersini almıştı. Hala pürüzsüz bir piramit istiyordu. Üçüncü piramidini daha düşük dereceli açıyla inşa ettirdi. Artık tecrübe kazanmışlardı. Daşur'un daha da kuzeyine gittiler ve Kızıl Piramidi 43 derecelik bir açıyla inşa ettiler. Bu sefer başarmıştı. Piramit 4500 yıldır hala ayakta. Bu piramidin yapımında daha önceki hatalarından ders alıp son derece bilinçli bir şekilde çalışmışlar. Piramidin içi de son derece başarılı.
Kendilerinden emin bir şekilde çalışmışlar. Taş bloklarla ters V şekli oluşturduktan sonra Sneferu, kral odasını diğer piramitlere kıyasla daha yukarıya kurdurmuş. Ama mükemmelliyetçi biri olduğu için Daşur'daki 43 derecelik mükemmel piramitle yetinmeyip Meydum'a geri dönüp onu da tıraşlı düzgün bir piramit haline getirmek istemiş. Bu aslında Medium'la alakalı. Anlaşılan o ki, Kızıl Piramit bitince burada çalışan bütün işçilerin Medium'a göndermiş ve daha önce yaptırmış olduğu basamaklı piramidi 52 derecelik düzgün ve tıraşlı bir hale getirmek istemiş. Bu olması gereken bir açı. Kızıl Piramit bitince Sneferu, Meydum'un yeni inşası için geri dönmüştü. Anlaşılan o ki, Meydum yaptırdığı son piramit olmuştu. Bu taşları tıraşlamak için kesi benzeri aletler kullanmışlar. Ve bloklar arasında son derece dikkatli olmuşlar. Burada izleri hala görebiliyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi dikey olarak çalışmışlar. Daşur'daki piramitlerde bu kadar detaylı işçilik göremezsiniz. Oradaki kayaların çoğu yanlışlıkla kırılmış ve kırık yerlere başka tıraş parçaları takılmış. Ama burada kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Son derece titiz bir işçilik olmuş. Bu piramidin hikayesi gerçekten inanılmaz. Neredeyse 40 sene boyunca son halini almayı beklemiş. Yani Firavun'un hem ilk hem de son piramidi olmuş. Sneferu, hükümdarlığının ilk yıllarında başladığı Medium'u hükümdarlığının son yıllarında tamamlamış. Bu da yapının hikayesini anlamlandırıyor. Bu basamaklı bir piramidin mükemmel bir piramide dönüşüm hikayesi. Peki Meydum mükemmel bir piramitten nasıl önemsiz bir yapıya dönüşmüştü? Bu arkeologların hala yanıtını aradığı bir soru ve yerel halkta piramidi Haram el Kadab, yani sahte piramit olarak tanımlıyor. 2000 yıl boyunca vadiye hükmeden piramit acaba gerçekten yıkılmış mıydı? Açıkçası yıkılmış olması fikri çok mantıklı. Bu çekici bir fikir. Bakarsanız buradaki taş işçiliğinin oldukça asimetrik olduğunu görebilirsiniz. Bu taraftaki taşlarsa pürüzsüz. Taş blokların arasında gelişi güzel doldurulmuş. Ayrıca iki kısım birleşmiyor ve düzgün bir kare oluşturmuyor. Gördüğünüz bu üst üste yığılmış taşlar, işte bu mükemmel taş duvarın hemen yanı başında. Bu iki kısmı örtüştüren hiçbir iz yok. Bu nedenle arkeologlar olarak bu derece farklılığın bir çökme sonucu olduğu fikrine inanıyoruz. Muhtemelen yıkıldı. Muhtemelen Meydum'un iki farklı doğası onun çöküşünü de hazırladı. Dördüncü hükümdarlığın ilk mükemmel piramidi olmaktan, gelecek nesiller için basit bir taş ocağı olmaya giden çok trajik bir kaderi olmuş. Zamanında develerle buraya gelip modern Kahire'yi inşa etmek için taş alıyorlardı. Pek çok önemli ve büyük bina bu taşlardan yapılmıştır. Meydum'un bu halinde eski ihtişamından bir eser kalmamış. Bu denli önemli bir hikayeye sahip olan piramit artık kaderine terk edilmiş durumda. Yeni dönem arkeolojisi Meydum'un ardındaki gizemleri çözdü ve mükemmel bir projenin ürünü olduğunu kanıtladı. Medium piramidi aslında iki piramidin birleşmesinden oluşuyor. O Sneferu'nun mükemmel bir piramit tasarlama hayalinin başlangıcını ve sonunu oluşturuyor. Hala açıklanamayan konular var. Sneferu ismini neden piramidin bir yerine yazmamıştı? Bu mimari harikanın babası olarak anılmak istememiş miydi? Ve defin odası neden tamamlanmamıştı? Yani onun ölü bedenini koruması gereken yer. Bu soruların cevapları şimdilik bulunamadı. Araştırmacıların aklını kurcalayan 3 piramit inşa eden Firavun'un mezarının hala bulunamamış olması. Ama bu konuda bazı hipotezleri var. Bana sorarsanız Medium erken bir ölüm olması durumunda kullanılacak bir alternatifmiş gibi görünüyor.
Snefru belki de Deşur'daki devasa projesine başladığında ömrünün onu bitirmeye yeteceğinden emin değildi. Yaşlandığı zaman Deşur'da başladığı işi bitirmese de Medium'u bitirmenin çok daha kolay olacağını düşünmüş olabilir. Bazı Mısır bilimcileri ise Medium'un hiçbir zaman mezar olarak planlanmadığını düşünüyor. Bu piramidi kralın kullanması zaten hiç düşünülmemiş. Bana göre bu piramit deneme piramidiymiş. Bu kutsal bir yapı. Böyle yapılara senotaf deriz. Yani gerçek bir mezar değil, bir anıt mezar. Kimileri gerçek defin odasının yakında bulunacağını düşünüyor. Bu sözde defin odası daha çok eşya saklanacak bir depoya benziyor. Böyle olduğunu düşünmemizin nedeni odanın kuzey duvarında raf olarak kullanılmış olabilecek tahta kalıntılarının bulunması. Ancak nedenini henüz bilemediğimiz bir sebepten ötürü bahsettiğim odanın kuzey tarafında bulunan bu duvar yapının içindeki diğer duvarlardan oldukça farklı. Bu duvarların arkasında kralın mezarı olabilir. Medum, Keops gibi meşhur bir piramit olmaktan oldukça uzak olsa da hala en gizemli piramitlerden biri. Bu abide ve farklı biçimi daha yıllarca arkeologların kafasını meşgul edecek gibi görünüyor. Ancak teknolojinin yardımıyla bu 4500 yıllık eserin sırlarının çözülmesi çok zaman almayacaktır. Kahire'nin 40 kilometre güneyindeki Daşur'da bulunan iki piramit adeta birbirleriyle rekabet halindedir. Bu iki muhteşem piramit de Snefru tarafından yapılmıştır. Kabul edilen ilk gerçek piramitler. Piramit inşasının nasıl geliştiğinin en güzel örneklerinden. Güney kısımda tuhaf açısıyla eğik piramit bulunuyor. Şuna bakın. Eğik olmasına rağmen gerçekten müthiş bir piramit. Oldukça orijinal. Diğeri ise Kızıl Piramit'tir. Belki de üçgen şeklindeki ilk piramit. Muhtemelen en tepesinden en altına kadar düzgün bir eğimde olan ilk piramit. Piramitleri Snefru'nun yaptırdığı tahmin ediliyor. Kendisi 4. dönem hükümdarlarından ve ünlü firavun Keops'un babası. İnşa teknikleri kendisinden sonra gelen diğer firavunlar tarafından da kullanıldı. Arkeologlar bu piramitlerin gizemlerini çözebilmek ve Snefru'nun düşünce tarzını anlayabilmek adına bir araştırma yapmak için özel bir izin aldılar. Gelişmiş ekipmanlar kullanarak fotogrametri tekniğiyle piramitlerin içlerinden ve dışlarından görüntüleri çekildi. Bu görüntüleri birleştirerek üç boyutlu modellerini hazırlayacağız. Fotogrametri sayesinde piramidin bu kısmında bulunan kusurlarını ilk defa görebiliyoruz. İki farklı piramit araştırmacıların kafasını karıştırıyor. Bazıları özel izinle hayatlarında ilk defa bu piramitlerin içine girme fırsatı buluyor. Daşur'daki eğik piramitteyim. Buna inanamıyorum. Fotogrametri, dronlar ve üç boyutlu modeller. Amerika'dan, Avrupa'dan ve Mısır'dan katılan arkeologlardan oluşan ekibimiz, ileri teknoloji kullanarak Daşur'da bulunan eğik piramidi ve kızıl piramidi araştıracaklar. Amaçları son kalan... Kahire'yi terk edip çölün derinliklerine doğru hareket ediyoruz. 40 kilometre güneyde yer alan Daşur bölgesine gidiyoruz. Burada bulunan iki yapı da 4500 yıl önce inşa edilmiş. Araştırmacılar bu iki piramidi inceleyerek genel olarak Mısır piramitlerinin inşasındaki gelişmeleri anlamaya çalışacaklar. Keops'un babası Snefru, piramitleri o dönem için yeni sayılacak tekniklerle inşa etmişti.
Daşur'a vardığımızda kendimizi uçsuz bucaksız bir çölde bulduk. Sadece iki muazzam piramit vardı. Snefru buraya herkesten önce gelmiş. Dolayısıyla burası piramitler için kullanabileceği bomboş ve kocaman bir alanmış. Kral daha önce hiçbir firavunun ayak basmadığı Daşur'u seçer. Piramit inşa etmek için özel bir alan. Snefru'nun aklında mimarlık dünyasını sarsacak devasa projeler vardır. Kendisi sadece mimarlık alanında değil, ideolojik olarak da bir devrim yapmış. Bu muazzam bir olay. Bana soracak olursanız, bu piramit son derece başarılı yapılmış. Bizlere dönem hükümdarlığında artık mükemmel piramitler inşa edebildiklerini gösteriyor. Gerçekten muhteşem. Snefru, Daşur'da Kızıl Piramidi inşa ettirir. Piramit denince insanın aklına gelen mükemmel üçgen şekliyle. Ve Daşur'daki diğer piramidi, adını şeklinden alan Eik Piramidi. Milattan önce 2500 yıllarından beri bu kardeş piramitler birbirine bakıyorlar. Aralarındaki mesafe 1 kilometre kadar ve yükseklikleri 100 metrenin üzerinde, yani 42 katlı bir apartman kadar. Snefru'nun mimari dehasını daha iyi anlayabilmek için Mısır hükümetinden havadan çekim yapabilmek için özel bir izin alındı. İlk defa Daşur'un üzerinde bir drone uçarak çekim yapacak. Yerden 500 metre yükseklikte. Ancak bu sayede bu yapılar detaylı bir şekilde incelenebilir. Snefru'nun mimari sırlarını açığa çıkartabilmek adına daha önce hiç rastlanmamış şekilde bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Piramitlerin çevresinde birkaç kez dolaşıp binlerce fotoğraf çekeceğim. Daha sonra içeri gireceğiz ve kameralarımızla her yerin fotoğrafını çekeceğiz. Odaların, mezarın, içerideki her şeyin. Çekilen fotoğraflar bilgisayarda birleştirilecek ve piramitlerin üç boyutlu modelleri çıkarılacak. Bu tekniğin adı fotogrametri tekniği. Modelleme bittikten sonra çıplak gözle görülemeyen detaylar bile rahatça fark edilebilecek. Fotoğrafları bilgisayara yükledikten sonra özel bir yazılım sayesinde bu fotoğrafları birleştireceğiz. Ve sonunda piramidin bir modelini oluşturacağız. Bu model tabii ki üç boyutlu bir model olacak. Drone yardımıyla adeta bütün arazinin röntgeni çekiliyor. Drone'u biraz indir lütfen. Şimdi biraz daha sağ. Tamam. Mısır bilimcileri için bu teknoloji bulunmaz bir fırsat. Bugün burada gördüklerimiz muhtemelen 10, 20, belki de 50 yıl sonra aynı olmayacak. Çünkü bu yapılar devamlı değişiyor. Zaman içerisinde aşınıyorlar. Ama fotogrametri sayesinde şu anki halinin 3 boyutlu modelini gelecek nesillere bırakabileceğiz. Daşur'da kullanılan bu teknik birçok sır perdesini aralayacağa benziyor. Haftalar süren çalışmalar sonucunda ilk veriler gelmeye başlıyor. Araştırmacılar analizler sayesinde bu iki piramidin gizemlerini çözebilecekler. Bizlere Eik Piramit ve Kızıl Piramidin hem iç kısımları hem de dış kısımları hakkında bilgi verecekler. Fotogrametrik verilerin tamamlanmasını beklerken, Daşur'da bulunan ve Snefru'nun mimari devrimi olarak görülen bu iki piramidi yakından inceleyelim. Mısır inancına göre piramitler, firavunların ebedi hayatlarını simgeliyordu. Snefru bu yüzden çok farklı yapılar yapmak istedi. Snefru'nun Daşur'daki bu yapılarını daha iyi anlayabilmek için Amerikalı arkeolog Mark Lehner hayatı boyunca piramitleri incelemiş.
Snefru artık eski stilde piramit inşa etmek istemiyordu. Gerçek bir piramit istiyordu. O dönem güneş tanrısı her zamankinden daha önemliydi. Eski Mısırlılar için güneş en önemli unsurdu. Belki de bu yüzden mükemmel piramidi inşa etmek istemişti. Güneş ışınlarını simgeleyecek ve kendisinin de içine gömüleceği mükemmel bir piramit. O güne kadar Snefru'nun ataları sadece basamaklı piramit yapabilmişlerdi. Adeta göğe çıkan bir merdiven. Mimarlar o tarz yapıların ustası olmuşlardı. Ama bu sefer karşılarında daha farklı bir proje vardı. Anlaşılan o ki Snefru, o dönemin en mükemmel piramidini inşa edebilmek için bir araştırma ve geliştirme programı oluşturmuştu. Gerçekten de Eğik Piramit ve Kızıl Piramit birer öncüydü. Bu iki piramit günümüzde bildiğimiz kusursuz piramit şekline ulaşmak için yapılan ilk piramitlerdi. Şu çok açık ki o zamanlar hala kusursuz bir piramidin tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini ve nasıl inşa edeceklerini bilemiyorlardı. Mimarlar yepyeni bir şekilde devasa bir piramit inşa ettiler. Artık basamak olmayacaktı. Peki üçgen şekil nasıl akıllarına geldi? Ve güneş ışınlarını andıran bu yapıyı tam olarak nasıl tamamladılar? Görünüşe göre piramidin inşasına 60 derecelik bir açıyla başlamışlar. Nasıl görüneceğini bilmiyorlardı. Ama yine de Snefru'nun talimatlarıyla bu yeni piramidin inşası başlamış oldu. Ancak açısı 60 dereceydi, yani oldukça dik bir açı. Bu iş kolay olmayacaktı. Piramidin göğe yükselen güneş ışını gibi görünmesi gerekiyordu. Bu yeni piramit 60 derecelik bir açıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Yani Daşur adeta bir test alanıydı. Mısırlı mimarlar bugün bildiğimiz kusursuz piramide ulaşmaya çalışmışlar. Aynı Gize'deki piramitler gibi. Kusursuz üçgeni yakalayabilmek için piramidin her kenarının eşit olması gerektiğini keşfettiler. Ama anlaşılan o ki, Eğik Piramidin yapımı sırasında bazı problemlerle karşılaştılar ve problemin ne olduğunu da anlayamadılar. Üçgeni elde etmek o kadar da kolay değildi. Bunu anlamak için araştırmacıların analizlerine göz atmamız gerekiyor. Analizlerin sonuçları birkaç ayda çıkabildi. Artık bilgisayarda Eğik Piramidin 3 boyutlu bir modeli var. Mısır bilimcisi Frank Monnier, fotogrametri tekniğini kullanarak piramidin üzerindeki kusurlara dikkati çekiyor. Fotogrametri sayesinde piramidin üzerindeki hataları görebiliyoruz. Üst kısmına baktığımızda dalgaları andıran şekiller görüyoruz. Buradaki bloklar birbirlerinin üzerine yığılmış gibi görünüyor ve dümdüz durmuyorlar. Ama fotogrametri tekniğiyle ne olduğunu anlayabiliyoruz. Anlaşılan o ki bu bloklar alelacele yerleştirilmiş. İnşayı bir an önce bitirmek istemişler. Fotogrametri tekniğiyle piramidin üst kısmını inceleyebiliyoruz. Oradaki bloklardan aşağıda da var. Drone çekimleri sayesinde piramidin neden çökme tehlikesi geçirdiğini görebiliyoruz. Bazı blokların çok yüksek olduklarını gördük. Hemen yanlarında kendilerinden çok daha ufak bloklar bulunuyor. Adeta birkaç ayrı ekip çalışmış ve blokların yükseklik farklarını kapatmaya çalışmışlar. Bu kusur hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için arkeologlar zemini de incelemeye karar veriyorlar.
ve yapının temeli hakkında endişeleniyorlar. İnşaya zeminin üzerinden başlamışlar. Yani herhangi bir kayanın üzerine değil. Ve ayrıca buranın zemini kum ve çakıl taşlarından oluşuyor. Bu da piramidin inşası sırasında kaymalara ve çatlamalara neden olmuş. Temeli yeterince güçlü değil. Kullandıkları bloklar sağlam olsa bile dizildikleri zemin yumuşak ve yer oynuyor. Bu mimari açıdan hiç de uygun bir durum değil. Piramidin dik durabilmesi için uygun bir zemin değil. Eğik piramidin inşa edildiği yer aslında çok yanlış seçilmiş. Çünkü zemini uygun değil. İnşa aşamasında bile bu sebepten dolayı piramidin sabit durmasıyla alakalı birçok problemle karşılaşmışlar. Sabit tutabilmenin tek yolu tabanı genişletmekti. Böylelikle daha büyük bir alana yayılacaktı. Piramidin çevresine taşlar dizerek tavanını genişletmişler ve piramidi sağlamlaştırmaya çalışmışlar. Bunun sonucunda da piramidin alt kısmının açısı 60 dereceden 54 dereceye düşmüş. Piramit bu yüzden kısalmış. Mısırlı mimarların orijinal piramidin çevresine yerleştirdikleri taş bloklar yüzünden yeni piramit daha geniş ve daha yayvan olmuş. Üç boyutlu model sayesinde piramidin alt kısmının açısının 54 derece olduğunu hesaplayabiliyoruz. Çok daha düşük bir açı. Neden mi? Piramidi sabitlemek için. Mimarlar başaramamıştı. Piramidi sabitleme planı suya düştü ve daha fazla problemlere sebep oldu. Piramidin çevresini taşlarla çevreleyerek genişlettiler. Ama yapının yarısına vardıklarında bu yeni katmanda aşağı kaymaya başladı. Yapının üzerinde çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Bu da piramidin her an çökebileceğini gösteriyordu. Buradaki çatlak beni her zaman çok şaşırtmıştır. Dış katmandan başlıyor ve sanırım yapının merkezine kadar gidiyor. Üç boyutlu modelde bu çatlaklar açık biçimde görülüyor. Piramidin açısının 54 dereceye düşürülmesine rağmen yapı parçalanmaya devam ediyordu. Mimarlar piramidi güçlendirmek için çalışmaya devam ettiler. Yüksekliği o aşamada 42 metreye ulaşmıştı. Piramide daha fazla ağırlık yüklememek için şeklini değiştirmeye karar verdiler. Gerçekten çok ilginç. Ve sonunda açısını 43 dereceye kadar düşürdüler. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan mimarlar pratik bir çözüm bulmayı başardı. Son derece önemli bir karar verildi. Planlarını değiştirip üçgen bir piramit yapmaktan vazgeçtiler. Yerden 47 metre yüksekteyken piramidin açısını tamamen değiştirdiler. Piramidi artık daha çabuk bitirebileceklerdi. Ama mükemmel piramit şeklinden çok uzaklaşmışlardı. Bu üç boyutlu görsel bize piramitle ilgili her şeyi açıklıyor. Piramidin şekli çok net ortada. Burada eğimi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz çizgi aşağıdaki açıyla yukarıdaki açının farkını gösteriyor. Üç boyutlu modelleme sayesinde piramit daha önce hiç incelenmediği kadar detaylı bir biçimde inceleniyor. Fotogrametride yeni açısının 43 derece olduğu onaylanıyor. Bu sayede piramit yıkılmadan hızlı bir şekilde bitirilebilmiş. Kimilerine göre iki farklı açı kullanmak en başından beri gündemdeydi. Ama analizler bunun doğru olmadığını gösteriyor. Bence bu piramidi özellikle eğimli yapmayı düşünmemişlerdi. Bana kalırsa problemler arttıkça piramidi bu şekilde bitirmek zorunda kalmışlar. Sonuçta matematiksel olarak aşağı kısmın sahip olduğu açıyla
bu piramidi bitirmek mümkün değildi. Piramidi ancak tepesinin açısını azaltarak bitirebilirlerdi. Piramidin ucu artık güneş ışınına benzemiyor. Ancak bu eğim Mısırlı mimarların ne kadar iş bitirici olduklarını gösteriyor. Sorunu akıllıca bir şekilde çözmüşlerdi. Üç boyutlu modelden anlaşıldığı kadarıyla piramidin bazı noktalarına çok özen göstermişler. Gördüğünüz gibi üst tarafına baktığımızda yüzeyin düz olduğunu fark ediyoruz. Köşeler de öyle. Bu sayede piramidin asla çökmeyeceğinden emin olmuşlar. Bana kalırsa bu inşaat bittikten sonra piramitleri inşa edecekleri zeminin illa da bir kaya olması gerekmediğini anlamış oldular. Piramidin tuhaf şekline rağmen hesaplamalar doğru yapılmış ki 4500 yıl sonra hala ayakta durabiliyor. Son derece etkileyici ve görkemli. Son derece güzel görünmesine rağmen uzmanlara göre bu şekilde inşa edilmesinin tek nedeni yapım aşamasına çıkan problemlerdi. Ancak mimarlar kusursuz piramide ulaşmakta kararlıydılar. Snefru'nun yeni projesi Kızıl Piramit oldu. Yeni proje için çok da uzağa gidilmedi. Bu yeni projeye eğik piramidin 1 kilometre uzağında başlandı. Bu sefer ne yaptıklarını iyi biliyorlardı. Artık tam olarak hangi şekilde yapılması gerektiğini de biliyorlardı. Sadece eğik piramitte olduğu gibi çatlaklar oluşmasına engel olmaları gerekiyordu. Bu projeye de bir evvelki projeyle aynı şekilde başladılar. Kusursuz piramidi hedefliyorlardı ancak bu sefer çok daha tecrübeliydiler. Zeminin problemli olduğunu bilmelerine rağmen Kızıl Piramidi inşa etmeye başladılar. Mimarlar üçgen konusunda son derece kararlıydı. Uzmanlar bu piramide düz kenarlı piramit de diyorlar. Yani yüzeyinde diğeri gibi herhangi bir açı değişikliği yok. Eğik piramidin çizimleriyle yola çıktılar ama bu sefer aynı hataları yapmadılar. Öncelikle temel. Bu sefer piramidi direkt kumun üzerine inşa etmediler. Kızıl piramit, eğik piramidin aksine daha önceden hazırlanmış bir platformun üzerine kuruldu. Bunun sonucunda da çok daha düzgün bir yapı ortaya çıktı. Fotogrametri yardımıyla kaya bloklarının ne kadar düzenli dizildiğini görebiliyoruz. En alttaki sıra sert bir zeminin üzerine dizilmiş. İlk sıra bittikten sonra da yavaş yavaş üzerine diğer taş bloklar sıralanmış. Mimarlar daha önce projede yaptıkları hatalardan ders almışlardı. Bu yüzden bu projede hiçbir hata yapmadılar. Bu seferki taban çok daha sağlam ve düzgündü. Her bir kenarı 219 metre uzunluğunda. İlk piramitteki diğer bir hata başlanan açıydı. 60 derece çok dikti. Yapı sağlam duramıyordu. Mısırlı mimarlar bu sefer eğik piramidi bitirdikleri açı olan 43 derecelik açıyla işe başladılar. Daha önce başlarına gelenlerden dolayı tedirgin olmuşlardı. Bu nedenden yeni inşa edecekleri piramidi 43 derecelik bir açıyla yapmaya karar verdiler. Kızıl piramit 1 kilometre uzaklıkta yapılmıştı. Piramidin açısı 43-44 derece civarında. Aslına bakarsanız Kızıl Piramit tarihte hiçbir hatası bulunmayan ilk kusursuz piramit. Ne bir kayma var ne de bir çatlama. Dijital ekipmanlarda bu teoriyi doğruluyor. Yerden 500 metre yukarıdan yapılan bu çekimler Snefru'nun sonunda istediğini elde ettiğini gösteriyor.
Kızıl piramide yukarıdan baktığımızda ilk piramitteki hataların hiçbirini görmüyoruz. Şunu unutmayalım ki şu anda dünyanın ilk düz şekilde inşa edilmiş kusursuz piramidine bakıyoruz. Devasa bir yapı. Muhteşem. Şu anda dünyanın en yüksek üçüncü piramidi. Tam 105 metre uzunluğunda. Kızıl piramit inşa edilen ilk üçgen piramit. İlk düz kenarlı üçgen piramit. Ancak bazılarına göre mükemmel değil. Bana kalırsa Kızıl piramidin açısı çok düşük. Sadece 43 derece. Sanki ağırlığından dolayı aşağı doğru çökmüş gibi görünüyor. Peki bu yapı mükemmel bir piramit değil mi? İlk piramitle benzerlikleri mi bulunuyor? Onu yaparken başarılı olamamıştılar. Bilgisayarda Kızıl Piramidi inceleyince ilk piramitle boyutlarının neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Bilgisayarda ilk piramidi alıp Kızıl Piramidin içine yerleştirebilmemiz mümkün. Gerçekten de üst kısımdaki 43 derecelik açısıyla eğik piramit, Kızıl Piramidin içine girebiliyor. Yani en baştan 43 dereceyle inşa edilmiş piramide. Bu iki piramit aslında birbirine çok benziyor. Gerçekten de eğik piramidin yapılması sırasında hatalar mı yapılmıştı? Acaba yanlış inşa edilmiş bir prototip miydi? Bunu eğik piramidin içerisine girerek öğreneceğiz. Arkeologlar içeriye girebilmek için özel bir izin aldılar. Normalde buraya giriş yasak. Mark Lehner 40 seneyi aşan bir süredir piramitleri inceliyor ve hayatında ilk defa ilk piramide girmeye hazırlanıyor. Evet, hayatımda ilk defa Daşur'daki bir piramidin içine gireceğim. Hayallerim gerçek oluyor. Dakika boyunca emekledikten sonra Mark Lehner bir odaya ulaşıyor. Kralın defin odasına. Bu oda piramidin tam kalbinde yer alıyor. Oldukça yukarıda. Modele baktığımızda birden fazla kademe görüyoruz. Mark yukarıya tırmanıyor. Wow, Kirawi. Tamam Said. İyi misin? Evet. Odaya yukarıdan bakacağım. İlk fark ettiği detay büyük kütükler oluyor. Buna inanamıyorum. Snefru'nun zamanından kalan kalaslar. Hala buradalar. Duvarlara destek oluyorlar. 4500 yıl önce konulmuş olmalarına rağmen kütükler son derece iyi durumda. Lübnan'dan getirilmiş bu sedir ağaçları kendini koruyabilmiş. Bu inanılmaz keşif, odaların ve duvarların ne zorluklarla yapıldığını gösteriyor. Aynı dış yüzey gibi, mimarlar iç yüzeyde de zorluklarla karşılaşmışlar. Gördüğünüz gibi kayaların üzerinde yarasalar var. Ve orada duvarı tutan çapraz yerleştirilmiş bir kalas görüyorum. Bu kalaslar yapıyı güçlendirmek için mi konulmuştu? Odaya genel olarak bir bakınca kalasların burada olma sebebinin bu olduğu düşünülüyor. Yukarıda bulunan oda çok kötü durumda. Uzun bir süre orada bulunan kütüklerin yapıyı sağlamlaştırmak için yerleştirildiği düşünüldü ama bu doğru değildi. Yani kütükler yapıyı sağlamlaştırmak için değil miydi? Bu sorunun cevabı bu gizemli piramidin içi bilgisayarda incelendikten sonra bulunabilecek. Defin odası 360 derecelik bir açıyla inceleniyor. Analizleri ışık problemi olmadan yapabiliyorlar.
Mısırlılar tarafından getirilmiş sedir kütükler görüyorum. Kütükler yerinden oynuyorsa piramidi güçlendirmek için konulmamış demek oluyor. Onlar inşaat sırasında işi kolaylaştırmak için konulmuş. Defin odasındaki hasar net bir şekilde görülüyor. Fotogrametri ve üç boyutlu modelleme sayesinde defin odasında bulunan bu hasarın bir inşaat hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebileceğiz. Araştırmacılar ileri teknoloji sayesinde yepyeni ipuçları ediniyor. İlk olarak odanın kendisi de bir piramidi andırıyor. Piramidin içinde yaratacağınız defin odasını nasıl bir şekilde tasarlamak isterdiniz? Şu anda gördüğümüz fotoğrafta odanın aslında bir piramit şeklinde olduğu anlaşılıyor. Tabii şu anda görüntü negatif. Mısırlılar üçgen şeklini sadece piramidin dışında kullanmamışlar. Aynı şekli piramidin içerisinde de kullanmışlar. Ama şekil yine mükemmel değil. Teknoloji sayesinde hasarın aslında nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Yapı bir şekilde dengede kalmaya çalışıyor. Ve zaman içerisinde taşlar çatlayıp koptukça tepesi açılıyor. Bu durum mağaralarda da gerçekleşir. Duvarın tekrar oyulduğunu görebiliyoruz. Belki de bir değişiklik yapmak istemişlerdi. Hasar bu değişiklikten dolayı mı gerçekleşti? Tam olarak ne olmuştu? Üç boyutlu modele dikkatli bakınca aslında odanın doğru inşa edildiği anlaşılıyor. Aynı bir mağaranın içi gibi zaman içinde kırılmalar başlıyor. Ama bu kullandıkları malzemeler yüzünden, yoksa bence tasarım tamamen kusursuz. Eğik piramidin sadece inşaat sırasında yapılan hatalardan bu halde olmadığı, kullanılan malzemelerinde etkisi olduğu anlaşılıyor. Defin odasındaki kireç taşından yapılmış duvar zaman içerisinde dökülmüş. Böylece çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Snefru ilk piramidinde başarılı olamamış. Bu yüzden Kızıl Piramidi çok daha dikkatli inşa ettirmiş. Arkeologlar Kızıl Piramidin içini de incelemeye karar veriyorlar. Dışı mükemmel olan bu piramidin içi de mükemmel olmalı. Mısır bilimcisi Vasil Dobrev, Kızıl Piramide Eğik Piramide kıyasla çok daha rahat giriyor. İlk tespit, buradaki üç oda da daha büyük. Daha da önemlisi, defin odasının tavanı mükemmel. Taş bloklar muhteşem şekilde dizilmiş. Ve kiriş kullanılmamış, oldukça da yüksek, neredeyse 18 metre yüksekliğinde. Tavan ters yapılmış bir merdiveni andırıyor. Uzmanlar buna bindirme tavan diyor. Taş bloklar yukarı çıkıldıkça birbirlerine yaklaşıyor. Üç odanın tavanı da daralarak ve sivrilerek sona eriyor. Bu yüzden de ağırlığı rahatlıkla kaldırabiliyorlar. Fotogrametri yardımıyla piramidin altına girip odanın dışarıdan nasıl göründüğünü inceleyebiliyoruz. Bu piramitte hiçbir tereddüt ya da değişiklik izi bulunmuyor. İlk piramitte ise bu tarz izlere neredeyse piramidin her tarafında rastlanmıştı. Bindirme tavan mükemmel durumda ve tertemiz. Adeta lazerle çizilmiş gibi. Bu sefer tavan kusursuz yapılmış. Ayrıca dışarıdaki üçgen şeklini burada da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. İnşaat sırasında hiçbir sorun çıkmamış. Kızıl Piramit kusursuz bir yapı. Ama herkes bu görüşte değil.
Bence Sneferu'nun iki piramidi de ikna edici değil. Güya kusursuz piramit denilen Kızıl Piramidin açısı 45 derece. Bana her an çökecekmiş hissiyatı veriyor. Şekli bence çok tuhaf görünüyor. Kızıl Piramidin eğik piramitten daha başarılı olmadığını gösterebilecek diğer bir etken de dış yüzeyinin kaplaması. Kızıl Piramit'te neredeyse tamamı yok olmuş. Eğik piramidin yüzeyi ise daha iyi durumda. İnşaat sırasında yapılan hatalar ve piramidin tuhaf şekli bir paradoks oluşturmaya yetiyor. Bazı Mısır bilimcilerine göre eğik piramit bir başarısızlık örneği değildi. Onlara göre bunun tam tersiydi. Bu Mısır'daki en iyi korunabilmiş piramit. Dışının %70'i hala sağlam. Seneler içinde insanlar buraya gelip taşları çalmaya çalışmışlar ama taşları sökememişler. Mükemmel olmayan bir piramit şaşırtmaya devam ediyor. Eğik piramit zamana ve yağmacılara karşı Kızıl Piramide göre daha başarılı. Peki neden? Çünkü uyguladıkları metotta taşlar içeriye doğru yatık konulmuştu. Aynı köprü kemeri mantığı. Taşlar yapının içine eğik olarak yerleştirilmiş. Yani yatay bir biçimde değil, eğik. Ekranda bu eğik blokları çok net görebiliyoruz. Mimarlar çıkan sorunlardan kurtulabilmek için bu çözümü bulmuşlar. Muhtemelen yapıyı sabitleyebilmek için bu metodu geliştirdiler. Yani kenarların daha güçlü olabilmesi için. Ancak bu metot Kızıl Piramit'te kullanılmadı. Çünkü orada sabit durmama problemi yoktu. Değişik metotlar kullanmaları kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Eğik piramidin dış yüzeyini inceleyince bunu daha da iyi anlıyoruz. Eğik piramidin en alt sıralarını incelediğimiz zaman üzerindeki çatlakları ve kopmuş olan parçaları görebiliyoruz. Ve bunları onarmaya çalışmışlar. Yani hatalarını düzeltmek için uğraşmışlar. Burada gördüğünüz gibi kırık yerlere yama yapılmaya çalışılmış. Aynı kot pantolonunuza diktiğiniz bir yama gibi. Henüz piramit yapımında çok tecrübeli olmadıkları için çeşitli hatalar yapmış olmaları çok normal. Ama yine de o şartlarda bile olsa, mimarlar mükemmele ulaşabilmek için ellerinden geleni yapmışlar. Kazılardan anlaşıldığına göre inşaat metotlarını zaman içerisinde çok geliştirmişler. Kızıl Piramit araştırılırken uzmanlar, yer yer kumun altında kalmış son derece düzgün yüzeylere ulaştılar. Ustaca tıraşlanmış durumda olan dış yüzey. Üç boyutlu görüntülerde bunu çok net görebiliyoruz. Taşların boyutları da birbirleriyle aynı ve yama yok. Mısırlılar aynı hatayı tekrar etmemişti. Tekniklerini geliştirmişlerdi. Fotogrametri tekniği sayesinde doğu yakasında son derece düzgün bir halde yontulmuş ve tıraşlanmış taş bloklara rastladık. Çok dikkatli ve düzenli bir şekilde yerleştirilmişler. Artık o zamanlar piramit inşasında ulaşabilecekleri en son noktaya varmışlardı diyebiliriz. Kızıl Piramidin dış yüzeyinin neredeyse tamamının yok olmuş olmasına rağmen, uzmanlara göre dış yüzeyi hala sağlam olan eğik piramide nazaran çok daha ileri bir teknikle inşa edilmişti. Tamam, belki Kızıl Piramidin dış yüzeyinin büyük bir bölümü yok olmuş ama hala daha düzgün ve daha güzel görünüyor. Ayrıca taş bloklar daha sağlam ve düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Yaptığımız araştırmalar ve incelemeler sonucunda toplanılan bütün bilgileri bir araya koyduğumuzda çıkan sonuç şu: eğik piramit deneme piramidiydi. Kızıl piramit ise neredeyse mükemmel bir piramit. Şu ana kadar elde edilen bilgiler ışığında hangi piramidin Mısırlılar için mükemmel piramit olduğunu anlamaya çalışacağız. Eğer Kızıl Piramit mükemmel olsaydı, Sneferu'nun oraya gömülmüş olması gerekiyordu. Ancak yapılan bütün kazılara ve araştırmalara rağmen lahit hala bulunamadı.
Defin odasında lahiti bulmaya çalıştık. Hatta 5-6 metre derinlikte çukur açtık. Her yere baktık. Ama hiçbir şey bulamadık. Lahit yoktu. Kızıl Piramid'in biraz daha araştırılması gerekiyor. Uzmanların çoğuna göre aslında bu mükemmel piramit, eğik piramide göre daha az enteresan. Kızıl piramit aslında içinde çok da fazla gizem barındırmayan mükemmel bir piramit olarak görülüyor. Ama o kadar basit değil. Lahit'in bulunamaması çok ilginç. Ancak Kızıl Piramit sanıldığından daha karmaşık bir yapıya sahip. Gerçekten çok ilginç bir şeye rastladık. Üst odaya çıkan bir koridor keşfettik. Önce odaya giden sıradan bir koridor sandık. Ancak yakından inceleyince koridorun sonradan eklendiğini anladık. Mark Lehner, boyutları değişkenlik gösteren bu koridoru inceliyor. Taş blokların duvardan nasıl çıkmış olduklarını görüyorsunuz. Buradaki iş tam olarak bitirilmeden bırakılmış. Özellikle koridorun baş kısımlarının daha çok işi var. Ne bu tarafı bitirmişler ne de diğer tarafı. Ayrıca burada keski izlerini de görebiliyoruz. Bitirmedikleri için de sizin de gördüğünüz gibi zemin oldukça dar kalmış. Tam olarak 85 santimetre. Bu gerçekten çok ilginç. Yani eğer Snefru öldüğünde taştan bir lahitin içine konmuşsa, ya lahiti piramidin içine koyduktan sonra inşaatı bitirmişler, ya da lahit bu dar koridordan geçirebilecek kadar küçük bir lahitmiş. Uzmanlar fotogrametri kullanarak koridorun piramitle beraber mi yapıldığını yoksa sonradan mı eklendiğini anlamaya çalıştılar. Var olan koridor daha sonradan değiştirilmişti. Koridor iki aşamada inşa edilmiş. Kırmızı olan bölümleri Antik Mısır zamanından kalma ancak aşağı kısımdaki gri kısımlar 19. yüzyıla ait. İkinci aşamada yapılan çalışma ilkine göre daha kabaca yapılmış. 19. yüzyılda yapılan bu çalışma lahiti bulmak içindi. Peki ya koridorun tavanı? Görünüşe göre tavanı piramidin mimarları yapmamıştı. Fotogrametri bu hipotezi doğruluyor. Burada önemli bir detay var. Duvarda gördüğümüz izlerden koridorun bu kısmının inşa edilmediğini, yontularak yapıldığını anlıyoruz. Bu da demek oluyor ki sözde defin odası girişi olmadan inşa edilmişti. Kızıl Piramid'in hala açıklanamayan gizemleri bulunuyor. Uzmanlar defin odasına girişi oldukça tuhaf karşıladı. Belki de sanıldığı gibi mükemmel değildir. Örneğin bu koridor. Koridordan defin odasına geçişte herhangi bir kapıya rastlanmadı. Aslında defin odasına ulaşımın bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Uzmanlara göre bir çeşit kale kapısı şart. Eğer gerçekten bir defin odası olsaydı, daha korunaklı olmalıydı. 1, 2, 3. Ama niyet edilmemiş bile, buraya kapı koymak istememişler. Yani burası defin piramidi değil. Defin odasında bir kapı bulunmaması, içerisinin mükemmel olmadığının kanıtıydı. Ama bitmedi. Cenaze yapılarında bulunması gereken bazı elementler bu piramitte yoktu. Mesela dış duvar ya da yanında bulunması gereken küçük piramit ya da türbe. Kızıl Piramid'in çevresinde bunların hiçbiri yok. Bazı uzmanlara göre Snefru'nun kendine mezar olarak seçtiği yer burası değildi. Piramitler daha geniş bir kompleksin parçası olmak durumunda. Mesela tapınak nerede? Buranın kralın mezarı olmasını sağlayacak diğer hiçbir etken mevcut değil. Bu etkenler, yani tapınak, dış duvar ve küçük piramit,
Bunların hiçbiri Kızıl Piramid'in yakınlarında bulunmuyor. Enteresan şekilde bu yapılar Eğik Piramid'in etrafındaydı. Eğik Piramid'in her bir şeyi tamamlanmış durumda. Kralın Kızıl Piramid'e gömülmüş olma ihtimali yok. Diğer yapılar burada. Eğer bu yapılar olmazsa, kral öldükten sonra asla tanrı haline gelemez. Bir paradoks. Acaba inşaat sırasında birçok problem çıkaran Eğik Piramit gerçekten de Sinefru'nun mezarı mı? Uzmanlara göre bunun cevabını kesin olarak bilmek imkansız. Belki en başta Eğik Piramit'te gömülmek istedi ama zaman içinde fikrini değiştirip Kızıl Piramit'i düşündü. Kesin olan tek bir şey var ki Sinefru'nun nerede gömülü olduğu hala bilinmiyor. Kesin olan tek şey var. Sinefru'nun mezarının yerini bilmiyor olsak bile kendisi piramit inşası konusunda Mısır'ı çok ileriye götürdü. Yeni uyguladıkları metotlarla bu alanda adeta bir çığır açmışlardı. Sinefru muazzam yapılar inşa ettirmeyi başarmıştı. Sinefru'nun Daşur'daki piramitlerde kullandığı taş miktarı 3,5 milyon metreküp. Keops'unki ise 2 milyondu. 3,5 milyon metreküp taş. Yani bu miktar Eyfel Kulesi'nin hacminin 9 katına eşit. Bu muazzam bir rakam. Sinefru muhteşem bir müteahhitmiş. Çünkü son derece büyük ölçeklerde piramitler inşa etmiş. Hatta Keops'un Gize'deki büyük piramidinden bile büyük. Yani bu iki piramidin toplam hacmi Keops piramidinden fazla. Daşur'da bulunan bu iki piramit, bizlere basamaklı piramitlerden düz kenarlı piramitlere nasıl gelindiğini gösteriyor. Aynı bu piramit gibi. Dünyanın yedi harikasından biri. Keops piramidi. Keops, Sinefru'nun oğlu. Bu işi arazide öğrendi. Babasının yapmış olduğu hatalardan o da ders aldı ve yaptırdığı piramidi hatasız bir şekilde bitirmeyi başardı. Sinefru olmasaydı Keops da olamazdı. Keops daha küçük yaşta babasıyla birlikte Daşur'daki bu piramitlerin inşasının bir kısmında bizzat bulunmuş ve daha sonra aynı ekibi Gize'ye götürmüş. Keops piramidini anlamak için önce Daşur'dakileri anlamamız gerekiyor. Daşur, Mısır mimarisini anlayabilmemiz için önemli bir anahtar. Daha sonra Mısır coğrafyası, Keops'a bugün hala ayakta duran büyük piramidi yapma olanağı sağladı. Eğik Piramit ve Kızıl Piramit sayesinde Mısır mimarisinin zaman içerisinde nasıl geliştiğini çok daha iyi görebiliyoruz. Alınan özel izinler ve ileri teknoloji sayesinde arkeologlar bu iki değerli piramidi de detaylı bir biçimde inceleme fırsatı buldu. Ancak son bir sır kaldı. Sinefru acaba nerede gömülü? Daşur gizemini hala korumaya devam ediyor. Mısır'da bulunan Keops piramidi tüm dünyaca bilinir. Hemen yanındaki Gize platosunda zamana karşı meydan okuyan diğer bir muhteşem yapı olan insan kafalı aslan Sfenks'i bulunur. Yine yanı başında Kefren piramidi ile Mikerinos piramidi yer alır. Onun canlı olduğuna inanıyorum. Onlar dünyanın en yüksek piramitleri. Komşusu Keops piramidinden sadece birkaç metre uzaklıkta olan Kefren piramidi adeta onun ikizi gibidir. Yükseklikleri 140 metre civarında. Peki Mısırlılar bu devasa yapıları o şartlarda nasıl yapabildiler? Sphinx neyi temsil ediyordu ve neden buradaydı? Burada daha çözülmeyi bekleyen birçok gizem bulunuyor. Günümüzde artık uydular kullanılıyor. Ama Mısırlıların başka bir yöntemi vardı. Bu delikler. Artık eski Mısır'ın gizemlerini çözebilmek için son derece ileri bir teknoloji kullanılıyor.
fotogrametri. Drone kullanarak havadan taranan piramitlerin ve Sphinx'in 3 boyutlu modelleri çıkarılıyor. Sonuçlar Mısır tarihi araştırmacılarını son derece memnun ediyor. Piramitlerin ve Sphinx'in bulunduğu birkaç kilometre karelik alanın 3 boyutlu modelini çıkarttık. Gize artık bilgisayarda. Gize piramitlerini daha önce bu şekilde görmemiştim. Projeye Amerika, Fransa ve Mısır'dan katılan dünyanın en ünlü 3 Mısır tarihi araştırmacısı Gize platosunu daha önce hiç kimsenin yapamadığı kadar detaylı bir şekilde araştıracaklar. Piramitler son derece hizalı yapılmışlar. Buradaki modelde sizin de gördüğünüz gibi gövdesi daha uzun. Yani diğer Mısır Sphinx'lerine kıyasla. Piramitlerin geometrileri kusursuz. 4000 yıldır gizemlerini korumayı başaran bu muhteşem yapılar artık sırlarını uçsuz bucaksız bir çölün ve Kahire şehrinin arasındalar. Bu yapılar 3000 dönümlük bir alana yayılmış durumda ve Nil Vadisi'ne bakıyor. Burası Gize Platosu. Bundan yaklaşık 4000 yıl önce o dönemde yaşayan eski Mısırlılar bu muhteşem yapıları inşa etmiş. Yan yana duran 3 piramit. Birinde Keops'un lahiti bulunuyor. Diğeri ise Kefren piramidi ve son olarak da Thor'un Mikerinos'un piramidi. Sphinx'i unutmamalıyız. Platon'un hemen girişinde. Burası adeta bir kartpostalı andırıyor. En ünlüsü Keops olmasına rağmen hemen yanında bulunan Kefren piramidi ile Mikerinos piramidi en az onun kadar etkileyici. Bu iki piramit üzerinde çok kapsamlı bir bilimsel araştırma yapılmamış. Dolayısıyla işlerinde hala bazı gizemler barındırıyorlar. İlk başladığımda hiçbir şeyi bulamayacağımı söylemişlerdi. Ama seneler içerisinde birçok sırrı açığa kavuşturmayı başardım. Ama şu ana kadar gizemin sadece %30'unu çözebildiğimizi düşünüyorum. Belki de artık bu gizemin tamamının çözülmesinin vakti gelmiştir. Fransız bir araştırma ekibine dijital bir tarama yapabilmeleri için özel bir izin çıkarıldı. Ekip, dronlar ve küçük kameralar kullanarak Gize platosunun mümkün olan her açıdan resimlerini çekiyor. Bu tekniğe fotogrametri deniyor. Birkaç gün içerisinde Paris'e binlerce fotoğraf yollanacak. Burada piramitlerin ve Sphinx'in 3 boyutlu modelleri oluşturulacak. Fotogrametri tekniği çok da yeni değil. Ama günümüz teknolojisiyle bu modellemeler hatasız gerçekleşebiliyor. Bugün kullandığımız algoritmalar sayesinde sadece 2 ya da 3 objeyi modellemekle kalmayıp 1000, 10.000 hatta 100.000 objeyi modelleyebiliyoruz. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki birkaç kilometre karelik alanı içerisindeki en ufak detaya kadar 3 boyutlu olarak modelleme şansına sahibiz. Belki de bu sayede artık bu yapılara dair daha net bir bilgi sahibi olabiliriz. Taşları inceleyerek onların geometrisinden nasıl yerleştirildiklerini, nasıl yontulduklarını ya da nasıl aletler kullanıldığını anlayabiliriz. Modellemelerin tamamlanması birkaç haftayı buluyor. Belki de bu muazzam yapıların sırlarının açığa çıkma vakti gelmiştir. Özellikle de aralarındaki en gizemli yapı olan Sphinx'in sırlarının. Fransız bir Mısır tarihi araştırmacısı olan Vasil Dovrev, bizi binlerce yıldır piramitlere ve Sphinx'e ev sahipliği yapan platoya götürüyor. Sphinx'e baktığımda şunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli olmalı ki bir kopyası daha yapılmadı. Evet, eski Mısır'da daha ufak Sphinx heykelleri yapılmıştı ama bunun kadar büyüğü bir daha yapılmadı. Sizin de gördüğünüz gibi burada uçsuz bucaksız bir alan var. Acaba neden yapmadılar? Gize platosunun koruyucusu acaba ki? Aradan 4000 yıl geçmiş olmasına rağmen bazı sembollerin ne anlama geldiği bilinmiyor. Kesin olan tek şey Sphinx'in yapıldığından beri İnsanları büyülemeye devam etti. Uzun yıllar çöl kumlarının altında kalmış olmasına rağmen. İnsanlar ona dokunmaya geliyorlar. Buraya gömülmek isteyenler bile var. Yani Sphinx, Mısırlılar için çok önemli bir efsane.
Önce Yunan mimarisine benzetmişler. Dik bir heykel olarak görmüşler. Sphinx'in tamamı 1920'lerde kazılmış ve ortaya yatay olarak duran aslan gövdesi çıkarılmış. Ve onun sıradan bir firavun olmadığı anlaşılıyor. Sphinx 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde. Yani bir aslanın neredeyse 25 katı kadar. Arkeologların incelemesi sonucu M.Ö. 2500'lü yıllarda yapıldığı anlaşılmış. Bu Gize'de hüküm süren firavunlar zamanına denk geliyor. Yani anlaşılan o ki piramitlerle aynı dönemde inşa edilmiş. Bu tuhaf şekli anlayabilmek için yapım aşamasını incelemeliyiz. Arkeolog Mark Lehner cevabın arazide olduğunu düşünüyor. Buraya ilk defa gelen insanların dikkatini Sphinx'in aslında platonun üstlerinde değil altında olduğu çekiyor. Bir taş ocağının üzerine inşa edilmiş. Yani bu devasa eserin yapımı sırasında buraya taş taşımamışlar. Zaten var olan devasa bir taşı oyarak bu hale getirmişler. Aynı Michelangelo'nun David'i yapmış olduğu gibi. 19. yüzyılda yapılan kazılar sayesinde arkeologlar Sphinx'in nasıl inşa edildiğine dair fikir edindiler. Buraya tonlarca taş taşımak yerine eski Mısırlılar burada hali hazırda bulunan devasa kayayı yontmaya karar vermişler. Hiçbir şey harcanmamıştı. Yontulan bütün kayalar Sphinx heykelinin hemen önünde bulunan tapınak için kullanıldı. Buradaki blokların üç ayrı jeolojik katmanı bulunuyor. Yukarıda sert katman, sonra daha yumuşak sarı katman. Bunun sebebi killi olması. Daha sonra yine sert bir katman. Bu gördüğünüz üç katman, Sphinx'in gövdesinde de görülüyor. Ayrıca çevresini kaplayan duvar da aynı şekilde. Aslına bakarsanız bu taşları inceleyerek Sphinx'in tam olarak hangi kısmına ait olduklarını bulabiliriz. İlk fotogrametrik veriler gelmeye başladı. Vasil Dobrev onları analiz ediyor. Yukarıdan çekilmiş fotoğraflar Sphinx'in tam olarak nasıl yapılmış olduğuna dair bize daha detaylı bilgiler verebilir. Sphinx'in yontularak yapılmış olduğunu biliyoruz. Ancak sürekli yerden baktığımız için tam olarak anlayamıyorduk. Şimdi heykel yapılmadan daha önce nasıl bir arazi üzerinde olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Fotogrametrik verilere göre Sphinx, o bölgede bulunan kayaların oyulmasıyla yapılmış. Ama dijital modelde göze çarpan başka bir detay daha var. Buradaki modelde sizin de gördüğünüz gibi gövdesi daha uzun. Yani diğer küçük Mısır Sphinx'lerine kıyasla. Klasik Mısır Sphinx'lerinin gövdesi 3 kafa büyüklüğündedir. Ancak Gize'dekinin gövdesi 5 kafa büyüklüğünde. Sanki lastik gibi bir ucundan diğer tarafa doğru çekilmiş. Bunun nedeni ise tam bel kısmının orada bir yarık bulunması. Yani orijinal kayada aslında büyük bir çatlak varmış. Kayanın parçalanmaması için heykeli orada bitirmeyip biraz daha uzatmak zorunda kalmışlar. Yani bu yüzden oranlarıyla oynanmış. Fotogrametride görünüyor, çok akıllıca. Bu bahsi geçen yarık kazılar bittikten sonra fark edildi. Bu yarık nedeniyle Sphinx'in boyunu uzatmak zorunda kalmışlar. Eğer onu standart oranlarında yapmaya kalksalardı, kaya muhtemelen parçalanacaktı. Bunu yaparak son derece zeki bir çözüm üretmişler. İnşa eden işçiler o devasa yarığı kaya parçalarıyla doldurmuşlar. Daha sonra da üzerine yine kayaları kullanarak örtmüşler. Böylece artık yarık onlar için tehlike teşkil etmemiş. Daha sonra da doldurdukları yarığın üzerine aslan bedenini şekillendirmişler. Günümüzde inşası hakkında birçok şey bilmemize rağmen Sphinx'in hala açıklanamayan gizemleri bulunuyor. Mısır bilimcileri onun kimi temsil ettiği hakkında fikir ayrılığındalar. Firavun Keops'u mu yoksa oğlu Kefren'i mi? Uzun bir süre Kefren'i temsil ettiği düşünüldü. Çünkü Sphinx hemen onun piramidinin önündeydi.
Sphinx'in üzerine yapılmış olduğu taş ocağı, Kefren'in piramidinin hemen dibinde bulunuyor ve adeta piramitten çıkan bir geçit gibi duruyor. Ayrıca hemen ön tarafında da tapınak var. Yani sanki piramit için yapılmış gibi. Genel kanı şu ki, hem Sphinx hem de bu tapınak piramitle bir bütünlük sağlıyor. Adeta vadinin içerisinde birbirlerini tamamlıyormuş gibi duruyorlar. Dolayısıyla da Sphinx Kefren'i temsil ediyor. Ancak diğer Mısır bilimci Vasil Dovrev biraz daha farklı düşünüyor. Kahire'den buraya gelirken ilk önce Sphinx'in yüzünü ve sonra da arkada bulunan Kefren'in piramidini görüyorsunuz. Bu yüzden Sphinx Kefren'e aitmiş gibi görünüyor. Ancak eski Mısırlılar güneyden yani 20 kilometre ötede bulunan Sakara'dan geliyorlardı. Bu sefer Sphinx'i yandan görüyorlardı ve arkasında da Keops'un piramidini. Bu yüzden Keops'u temsil etme ihtimali daha yüksek bir ihtimal. Vasil Dovrev'e göre Sphinx, Kefren'i değil, Keops'u temsil ediyor. Bunu ispatlamak için de fotogrametri kullanıyor. Fotogrametri sayesinde tüm bu yapıların nasıl yayıldığını çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Kefren'in piramidinden çıkan yolun Sphinx'in yanından geçtiği çok açık bir şekilde görülebiliyor. Elime geçen görüntüleri incelediğimde bir şeyden kesinlikle emin oldum ki o da şu. Kefren'in piramidi inşa edilirken Sphinx zaten orada duruyordu. Bu yüzden de güneyinden dolanmak zorunda kalınmış. Kefren'in piramidi Keops'inkinden çok daha sonra yapılmıştı. Vasil Dobrev'e göre Sphinx, Kefren'in hükümdarlığı döneminden daha önce inşa edilmişti. Bu yüzden de Keops'u temsil ettiğini düşünüyor. Ama diğer Mısır bilimci Mark Lehner aynı fikirde değil. Yani Keops neden kendi piramidine bu kadar uzak bir yerde bu heykeli yaptırsın ki? Sonuçta tapınak ve Sphinx piramide neredeyse 800 metre uzaklıkta. Bence bu hiç de mantıklı değil. Bu kadar mesafe olması anlamsız. Bu yüzden Sphinx'in Keops'u temsil ettiği fikri bana çok akıllıca gelmiyor. Bence Sphinx, Kefren'i temsil ediyor. Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Ama teknoloji ilerledikçe bütün sırlar tek tek gün yüzüne çıkacak. Bilim insanları bugüne kadar birçok sırrı çözmeyi başardı. Zahi Havas senelerdir gizli bölümleri araştırıyor. Hatta Mark Lehner'le beraber heykelin altına bir tünel kazıp orayı araştırdılar. Bugün bize bu gizli tüneli gösterecek. Bana inanın ki bu tünele giren kişilerin sayısı 5'i geçmez. Sadece 5. Kazmış olduğumuz bu tünel karşı tarafa, Sphinx'in diğer ucuna kadar gidiyor. Durmadan Sphinx hakkında konuşan ve burası hakkında spekülasyon yapan insanların beni bu tünel içerisinde görmelerini isterim. Çünkü etrafta yapılan dedikoduların aksine burası aslında kocaman ve son derece sağlam bir kaya. Sphinx'in çevresinde toplam 32 delme operasyonu denenmiş ama hiçbiri sonuç vermemiş. Altta saklı hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ne uzaylılar, ne Atlantis'ten gelenler, ne de eski medeniyetler. Bu operasyonlarla gizli bölümlere ulaşılamadı. Ama ne kadar hassas bir işçilik yapıldığı görüldü. Hemen yakınlarındaki piramitler hala zamana meydan okuyor ama Sphinx'in yapısı daha zayıf. Ayrıca piramitlerin aksine Sphinx'in yapılmış olduğu kaya bir yeraltı su kaynağının üzerindeymiş. Sphinx'in yontulduğu kaya bir zamanlar yeraltı su kaynaklarına ulaşıyormuş. Bu yeraltı suyu aynı zamanda tuzla ihtiva ediyormuş. Zamanla kayanın içine sızan sular bulunduğu çeşitli yarıklardan yüzeye kadar ulaşmış ve kuruyunca açığa çıkan tuzlar tekrar kristalize olup kayaya doğru müthiş bir baskı uygulamış. Bu yüzden çok çabuk kırılabilen bir yapıya sahip. Yumuşak katmanların devamlı dökülmesinin sebebi işte bu.
Yani Sphinx aslında oldukça zayıf bir durumda. Zaman geçtikçe iç katmanları son derece yumuşak kalmış. Bu eser yapılırken avantaj sağlayacak bu durum artık onun korunması adına ciddi bir tehlike. Sphinx'in restorasyonuna inşa edildikten 1200 yıl sonra başlanmış ve bugün hala devam ediyor. Onu şimdiki halinde tutabilmek oldukça zor bir görev. Bu çatlaklar birkaç ay önce oluştu. Bu da Sphinx'i dünyanın yardıma muhtaç en yaşlı hastası haline getiriyor. Onunla hiç ara vermeden ilgilenmemiz gerekiyor. Ve bana sorarsanız Sphinx sırf Mısır için değil bütün dünya için önemli. Onu gerçekten çok iyi korumamız gerekiyor. Dünyanın en ünlü heykeli devamlı gözlem altında. Fotogrametri sayesinde üç boyutlu modeline sonsuza kadar sahip olabileceğiz. Hiçbir arkeolojik sit sonsuz değildir. Bugün gördüğümüz manzara yarın daha farklı olabilir. Ama biz teknoloji sayesinde bu eseri üç boyutlu olarak modelleyerek şu anda gördüğümüz halini nesillerden nesile aktarmayı başarabileceğiz. Bu arada Paris'teki mühendisler son verilerin analizini tamamlıyor. Kefrenle Mikerinos piramitlerinin modellenmesi sona erdi. Gize platosu tekrardan oluşturuldu. Ortaya çıkan görüntü muhteşem. Mühendisler son derece memnun. Bu teknik sayesinde bütün detayları yakalayabiliyoruz ve üzerinde gezinebiliyoruz. Adeta tüm Gize platosu bilgisayarınızda. Bu üç piramidi böyle görebilmek muazzam. Çünkü aynı düzlemdeler. Bu teknik gerçekten inanılmaz. Sanırım Gize piramitlerini bu şekilde daha önce hiç görmemiştim. Çok yakında bir sonuca varılacak. Özellikle de Gize'deki ikinci en büyük piramit olan Kefren'le ilgili. Bu teknik sayesinde piramitleri yukarıdan inceleyebiliyoruz. Piramitlerin dizilişine baktığımız zaman Kefren piramidinin Keops piramidinin çaprazına inşa edildiğini görebiliyoruz. Güneydoğusunda kalıyor ve az ilerisinde de Heliopolis var. O zamanlar Heliopolis Mısır'ın din başkentiydi. Modern teknoloji olmadan Kefren piramidi, Heliopolis ve Keops piramidinin çaprazına kalacak şekilde inşa edilmiş. Üç boyutlu modelleri inceleyen Frank Monnier, çok önemli bir detayı daha fark ediyor. Bilinen en yüksek piramit aslında Keops piramidi. Ama burada yaptığımız ölçümlerle şu an Kefren piramidinin ondan daha uzun olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Keops piramidinin tepesinin bir bölümünün sökülmüş olması. Son yaptığımız ölçümlere göre Kefren piramidi 140 metre yüksekliğinde ve Keops piramidi ise 138 metre yüksekliğinde. Yani şu anda Kefren dünyanın en yüksek piramidi olarak kabul ediliyor. Kefren, Keops'un ikinci oğluydu. Kefren piramidi bittiğinde 143 metreymiş. Keops piramidi ise 146 metre. Ama zaman içerisinde Keops piramidinin ucu eksildikçe Kefren dünyanın en yüksek piramidi haline gelmiş. Bugün Kefren'in kişiliği hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Yaptırdığı piramide bakılırsa Kefren hırslı biri olmalıydı. Hemen yakındaki dağdaki kayaları kullanmış. Bu da pratik düşünen biri olduğunu gösteriyor. Kesin olan bir şey vardı. Kefren babasınınki kadar büyük bir piramit yaptırmak istemişti ve bunu da pratik bir şekilde çözümlemişti. Çok akıllıca bir yöntemdi. Piramidin kuzeybatı köşesini büyüttüğümüz zaman oradaki kayanın yontulmuş olduğunu görebiliyoruz. Yani hali hazırda orada bulunan bir dağ yontarak piramidi yapmaya başlamışlar. Hatta fazla kalan kaya parçalarını blok halinde yontup piramidin bazı diğer kısımlarında kullanmışlar. Vasil Dobrev, Kefren piramidinin bu özelliğini bizlere yakından gösterecek. Dağ buradan başlıyormuş. Açıkça belli oluyor.
blok olarak belirecek şekilde yontulmuş ve sonra üzerine başka bloklar da eklenmiş. Bu sayede piramidin boyu normalden uzun görünüyor. Ancak Khafre'nin bulmuş olduğu pratik çözüm bununla bitmiyor. Babasının piramidinin yüksekliğine ulaşmak isteyen Khafre, aklını kullanmış ve piramidini daha dik yapmaya karar vermiş. Khafre piramidinin diklik açısı 53 derece. Keops'un piramidininki ise 51 derece. Ufak bir fark gibi görünebilir ama mesafe uzadıkça bu açının önemi artıyor. Ayrıca bu sayede Khafre piramidi Keops'un piramidine kıyasla daha zarif geometrik bir şaheser haline gelmiş. Fotogrametri sayesinde piramidi tam üstten görebiliyoruz. Kenarları takip ederseniz ve köşelerini karşılaştırırsanız birbirleriyle son derece orantılı olduğunu görüyorsunuz. Geometrik olarak bu piramit neredeyse mükemmel. Fotogrametri tekniği sayesinde görebiliyoruz ki piramidin tabanı kusursuz bir kare. Peki bunu nasıl başardılar? Bilim insanlarına göre bunun cevabı ancak platoda bulunan gizemli delikler üzerinden açıklanabilir. Gize platosunun birçok yerinde çapı 40 santimetre olan bu deliklere rastlıyoruz. Eski Mısırlıların bu delikleri oymalarının sebebi piramidin tabanı için kusursuz kareyi oluşturabilmekmiş. Oluşturulan hipotez şöyle. Antik Mısırlılar bu kazdıkları deliklere tahta sopalar dikmiş. Bu sayede yarım çemberler çizebilmişler. Sonra bu yarı çemberleri kesen noktadan düz bir çizgi çekip piramidin köşesini oraya dik gelecek şekilde oturtmuşlar. Günümüzde artık uydular var ama eski Mısırlılarda bu teknoloji yoktu. Onlar da bu sorunu çok basit bir yöntemle halletmişler. Bu basit ve akıllı teknikle kusursuz piramitler inşa etmeyi başarmışlar. Her bir kenar 215 metre, en fazla 8 santimetrelik bir fark var ve bu inanılmaz. Açıları neredeyse Keops'unki kadar mükemmel. Fotogrametri sayesinde piramidin çevresini dolaşan Frank Monnier başka bir detay daha fark ediyor. Tabanın çevresinin bazı yerlerinde 5 metre uzunluğunda devasa megalitler kullanılmış. Keops'un piramidindeki taş blokların tanesi 7 tonu geçmiyor. Ancak bu devasa taşlar 20, 30 hatta 50 ton ağırlığındalar. Bu da demek oluyor ki taş oymacılığında son derece ilerlemişlerdi. Fotogrametri sayesinde yukarıdaki blokların da ne şekilde yerleştirildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Daha yukarıdaki bloklar gelişik güzel yerleştirilmiş. Küçükleri de var, büyükleri de var. Piramidin dışını oluşturan taş blokların en tepeden aşağıya doğru bakıldıkça birbirlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Acaba iki ayrı zamanda mı inşa edildi? İnşaata ara verilip daha sonra mı devam edildi? Bunu kimse bilmiyor. Ama bilinen şu ki, buradaki taş bloklar Keops'un piramidindeki taş bloklar kadar düzenli yerleştirilmemiş. Vasil Dobrev'e göre bu, Khafre'nin zaman kazanmak için kullandığı bir yöntemdi. Khafre son derece akıllı ve pratik çözümler üretebilen biriymiş. Keops'un piramidi son derece düzenli. Neredeyse bütün taş bloklar aynı boydalar. Ama bu piramitte kullanılan kayaların boyutlarının neredeyse hepsi birbirinden farklı. Hatta şekilleri bile. Bazı taş bloklar büyük, bazıları küçük. Hatta bazılarının şekli blok bile değil. Ama bu sayede inşaat sırasında çok zaman kazanmışlar. Belki Keops'un piramidi uzaktan daha düzenli görünebilir. Ama Khafre'nin piramidinin ondan az kalır yanı yok. Çok daha hızlı inşa edilmiş ve neredeyse aynılar. Pratik zekası gerçekten inanılmazmış. Piramidin konumu da stratejik bir başarı sayılabilir. Piramidin kuzeybatı bölümüne doğru baktığımızda orada Khafre'nin hüküm sürdüğü dönemde kullanılan bir taş ocağı olduğunu görebiliyoruz.
Bu piramidin yapımında kullanılan taş blokların büyük bir bölümü buradaki taş ocağından çıkarılıp yontulmuş. Hemen taş ocağının yanına piramit inşa ederek bir taşla iki kuş vurmuşlar. Taş taşıma zamanını minimuma düşürerek piramit için gerekli taş bloklarını burada temin etmişler. Vasil Dovrev bize piramidin 20 metre uzağında bulunan taş ocağını gösterecek. Kefren'in piramidini inşa etmek için kullandığı dağın kalbindeyiz. Bunlar kullanılmamış olan kısımlar. Diğer bütün kayalar piramit için buradan sökülüp götürülmüş. Piramidin yapımı ne kadar sürdü bilmiyorum ama işte kullanılan kayalar buradan çıktı. Kayaları yonttukları aletlerin izlerini görebiliyorsunuz. Kefren piramidinin dışı Keops'a benziyor olabilir. Peki ya piramidin içi? Keops'un piramidinin içi 3 ayrı odası bulunan kendine has bir mimariye sahip. Acaba Kefren'in iç tasarımı buna benziyor mu? Kefren'in piramidinin içine girebilmek için özel bir izin almamız gerekiyor. Aslında bu piramit halka kapalı ama özel bir izin aldık. Çok şanslıyız. Ekibimiz Kefren piramidinin içinden görüntü alabilecek. İçerisinin son derece karanlık olmasına rağmen kullandığımız ekipmanlar sayesinde bu sorun olmayacaktır. Kefren piramidinin girişi yer seviyesinde. Daha sonra yerin altına giden bir merdivenden iniyorsunuz. Daha sonra ise 60 metre uzunluğunda bir koridor çıkıyor. Koridorun sonunda ise ilk defin odası bulunuyor. İşte burası defin odası. Muhteşem. Sizin de gördüğünüz gibi eski Mısırlı işçiler bütün dağı yontmuşlar ve taşlarla kapatmışlar. Kefren'in defin odası 32 metrekare. Keops piramidinin içindeki kral defin odasından çok daha büyük. Piramidin tam altında bulunuyor ve kayaların yontulmasıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Fotogrametri sayesinde Frank Mounier bu odanın mimarisini bilgisayarından inceleyebiliyor. Oda ters duran bir V harfi şeklinde. Buna şevron şekli de deniyor. Oda yerin altında ama ters V şekli sayesinde piramidin ağırlığından korunuyor. Burada görüyorsunuz. Bu oda üzerinde dünyadaki en çok ağırlığı taşıyan oda olmalı. Her tarafı tonlarca taşla örtülü. Ve bu taşlar 140 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu dünya inşaat tarihinde bir rekor olmalı. Defin odası 140 metrelik bir yapıyı ve tonlarca ağırlığı üzerinde taşıyor. Ters V tekniği piramidin içinde kullanılmaya başlanmış. Anlaşılan o ki zaman içerisinde de bu teknikte oldukça ilerlemişler. Çünkü bu küçücük oda koskoca bir piramidi taşıyabiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi odanın tavanı şevron şeklinde, yani ters V harfi. Bu da ağırlığın odanın kendisine değil, yanlara doğru eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Bu teknik mimaride kullanılan son derece etkili bir tekniktir. Ters V şekli sayesinde ağırlık yanlardan eşit olarak dağılıyor ve orta kısma neredeyse hiç ağırlık binmiyor. Eğer tavanı düz olsaydı kısa bir süre sonra çökerdi. Kefren'in defin odasının tasarımı son derece akıllıca yapılmış. 4500 sene sonra hala yeniymiş gibi duruyor. Ufak çatlaklar olsa da bu oda son derece iyi durumda. Oldukça sağlam bir şekilde yapılmasına rağmen neticede üzerinde bir piramit taşıyor. Her ne olursa olsun yüzlerce ton taşıyan bu yapıda ufak tefek çatlaklar görülmesi son derece normal. Bu çatlakları çıplak gözle görmek o kadar kolay değil. Bu piramitle ilgili merak edilen başka detaylar da var. Bunlardan biri de Kefren'in lahidi. Kefren'in lahidi kırmızı granitten yapılmıştı. Ve bildiğimiz kadarıyla bu kırmızı granit o zamanlar sadece Asvan bölgesinde çıkıyordu. Bu lahidin yapımıyla ilgili iki olasılık var. Ya eski Mısırlı mimarlar lahidi Asvan'daki taş ocağında yaptırıp bittikten sonra buraya yerleştirmişlerdi,
ya da kesilmiş granit taşlar buraya getirilmişti ve lahit burada çalışan işçiler tarafından birleştirilmişti. Lahit burada mı yapılmıştı yoksa Asvan'dan mı getirilmişti? Bana kalırsa lahit Asvan'da yapılmıştı. Çünkü parçaları buraya getirseler, yapacakları ufacık bir hata her şeyi bozabilirdi. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Bu lahidi girişten anca sığdırabilmişler. Babasının piramidinin aksine Kefren'in piramidinde sadece kendisinin defin odası var. Babası Keops'un yaptırmış olduğu piramitte ise 3 ayrı defin odası bulunuyor. Böyle olmasının sebebi yine kendisinin pratik zekasından kaynaklanıyordu. Bana kalırsa buradaki ana fikir, kral öldükten sonra dirilirken bu süreç içinde ne gerekiyorsa en basit şekilde yanında olmasıydı. Acaba Kefren sadelik mi istedi, yoksa babasından farklı mı olmak istiyordu? Ne günümüz teknolojisi ne de elimizdeki ipuçları bu soruyu cevaplayabiliyor. Ancak iç mimarisinin basitliği bilim insanları için bir soru işareti. Piramidin içinde başka defin odaları da aradık. Çünkü bu haliyle hepimize çok basit gelmişti. Belki ileride teknoloji ilerleyince Kefren'in sırlarını çözmeyi başarabiliriz. Gize platosundaki son piramidi görebilmek için Kefren piramidinin arkasına geçmeliyiz. Bu son piramit, Kefren'in oğlu olan Mikerinos'a ait ve diğerlerinden çok daha küçük. Yüksekliği sadece 63 metre. Keops piramidinden 2,5 kat daha küçük. Bu kadar devasa yapılar acaba neden küçülmeye başlamıştı? Benim aklıma gelen inşa için fazla yerleri kalmamış olması. Çünkü piramitleri çaprazlama inşa ediyorlardı ve Plato'nun güney sınırına varmak üzereydiler. Plato hemen bitmiyordu. Orada kurumuş bir akarsu yatağı vardı ama devasa bir piramit için yer yoktu. Bu değişim belki de politika ile alakalıydı. Mesela Mikerinos'un heykeline baktığınızda, özellikle de yüzüne dikkat ederseniz, kesinlikle Keops ve Kefren'deki kadar sert bir mizaç görmüyorsunuz. İlk defa suratı asık ve sinirli olmayan bir firavun heykeliyle karşılaşıyorsunuz. Başka heykellerine baktığınızda, tanrıların ve tanrıçaların ona eşlik ettiklerini görüyorsunuz. Onun ellerini tutuyorlar, tamamen farklı. Mikerinos'un zamanında hükümdarlık zayıflamaya başlamıştı. Artık devasa yapılar için bütçe bulunamıyordu. Zaten halk da bu piramitlerden yorulmaya ve sıkılmaya başlamıştı. Her şey yavaşlamıştı ve insanlar artık çok yorgun ve bitkindi. Bu piramidin küçük olmasının sebebi ne olursa olsun, Vasil Dobrev'e göre Kefren'in piramidinden neredeyse 100 sene sonra inşa edilmiş olan bu piramidin inşa tekniği incelenmeye değerdi. Acaba piramidi küçük yapmalarının sebebi büyük yapmayı bilmediklerinden miydi? Bildikleri teknikleri zaman içinde acaba unuttular mı? Ama bu piramidin içinde Gize'deki en büyük oyulmuş kaya bulunmakta. 200 tonun üzerinde, yani aslında teknikleri unutmamışlar ama fikir değişmiş. Bir kez daha fotogrametriye başvurarak Mikerinos piramidinin nasıl inşa edilmiş olduğunu göreceğiz. Mikerinos piramidinin fotogrametri analizini incelerken gözüme ilk çarpan detay kuzeybatıdaki taş ocağı oldu. Burada gördüğümüz taş ocağı aslında çok fazla bilinmezdi ama fotogrametri sayesinde en ufak ayrıntısına kadar görebiliyoruz. Bu taşların taşınırken bıraktıkları izleri görebiliyoruz. Bu taş blokları 3 metreye 3 metre civarında gözüküyor. Muhtemelen 10 ila 20 ton civarında olduklarını düşünüyorum. Burada da işçiler piramidi yine kendilerine çok yakın mesafede bulunan taş ocağındaki taşlardan inşa etmiş. Ama bu strateji piramitteki her blok için geçerli değil.
Göründüğü kadarıyla Mikerinos, diğer piramitlere kıyasla daha estetik yapılmaya çalışılmış. Mikerinos'un piramidinin karakteristik özelliklerinden biri granit olması. Granit, kireç taşından daha sağlam ve daha iyi korur. Piramidi tamamen granitten yapmayı amaçladığını tahmin ediyoruz. Gördüğünüz gibi alt taraftan itibaren granit başlıyor. Ama acaba en tepeye kadar çıkabilmişler miydi? Belki bitirmek için zaman kalmamıştı. Sonuçta Keops ya da Kefren kadar uzun hüküm sürmemişti. Her kral kendisi için değişik ve yeni bir şeyler ister. Belki de kireç taşı yerine granit tercih etmesinin sebebi buydu. Belki de kendisinden evvelki krallardan daha farklı olmak istedi. Bu tarih boyunca böyledir. Yenilik istenir. Mikerinos piramidinin ilk 16 sırası granittendir. Gize platosunda hiçbir firavun bu kadar granit kullanmamıştı. Bilim insanlarına göre piramidin geri kalanı hep kireç taşıydı. Graniti oymak çok daha zaman alan bir işlemdir. Mikerinos granit kullanarak piramidin bitiş tarihini geciktirmiş olabilir. Bu piramitte bitirilmeyen işlemlerden biri de granit taşların düzleştirilmesiydi. İşçiler yerleştirdikleri yontulmuş granit taşlarının büyük bir kısmını oldukları gibi bırakmak zorunda kalmışlar. Aslında hepsinin aynı hizada olacak şekilde tıraşlanması gerekiyordu. Bu iş için özel çekiçler kullanılarak kayaları düzleştirmeye başlamışlardı ama bırakmak zorunda kaldılar. Bu bize zamanın adeta bir anda durmuş olduğu hissini veriyor. Frank Mounier şu anda Paris'te ve Gize'deki son piramidin verilerini analiz ediyor. Ve burada bir tuhaflık fark ediyor. Piramidin kenarları içe doğru kavisli yapılmış. Piramidi incelediğimiz zaman dört kenarının da iç bükey olduğunu gördük. Bilgisayarda piramidi aşağıdan yukarıya doğru analiz ettiğimizde bu piramidin biraz daha farklı bir tarzda inşa edildiğini fark ettik. Yukarıya doğru çıktıkça piramidin normalden fazla daraldığını tespit ettik. Piramit bu yöntemle incelenince çıplak gözle fark edilemeyecek detaylarla karşılaşılıyor. Piramidin kenarları içe doğru dönük. Ama araştırmacılar bunun inşaat hatası olmadığını düşünüyor. Bir teoriye göre işçiler bu piramidi bilerek böyle inşa etmişler. Yani adeta dört kenarlı değil de sekiz kenarlı yapmışlar. Bu bir teori. Bir diğer teori de Kahire inşa edilirken Gize piramitlerindeki devasa taş bloklarından da kullanılmış. Yani en tepedeki taş blokları kaydırırken de bu bükülme olmuş olabilir. Aşağı indirilen taşların ağırlığı piramidin yapısına zarar vermiş olabilir. Bu da başka bir teori. Zaman içinde tepeden aşağıya doğru kaydırılan bloklar piramidin üzerinde izler bırakmış. Ayrıca Orta Çağ'ın sonlarında kuzey tarafta oluşmuş olan yarık, belki piramidin girişi bulunabilir diye Sultan Osman Bey tarafından kazdırılmış. Ama esas girişin bulunması İngiliz araştırmacılar tarafından ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilmiş. Bu giriş yerin 4 metre altında ve dar bir koridora çıkıyor. Koridorun sonu da piramitteki ilk odaya. Buradaki aslında bir kapı değil. Duvar kapı şeklinde oyulmuş ve üzerinde motifler var. Bir piramidin içindeki motifleri Firavun Zoser zamanından beri görmüyoruz. Bu kısımda yukarıdan aşağıya taş bloklar indiren bir mekanizma var. Hızlı bir şekilde kapanıyor ve piramitten çıkamıyorsunuz. Bu aslında ikinci tuzak oluyor. İlki muhtemelen zamanında giriş bölümünün orada ya da koridorun üzerinde bir yerde bulunuyordu. Keops'un defin odasında bulunan tuzak sisteminin aynısı uygulanmıştı. Arda arda düşen bloklar. Bu mekanizmanın arkasında bulunan koridor sizi daha geniş bir odaya çıkarıyor. Koridordan geçtikten sonra kendimizi diğerinden biraz daha geniş, dikdörtgen bir odada buluyoruz.
Burası tamamen kayalar oyularak inşa edilmiş. Birçok insan buranın Mikerinos'un defin odası olduğunu düşünmüş ama durum böyle değil. Çünkü bu odanın hemen aşağısında bir oda daha bulunuyor. Bu aşağıda bulunan odanın Mikerinos'un defin odası olma ihtimali daha yüksek çünkü gördüğünüz gibi buradaki odanın batı duvarında tam lahitin sığabileceği kadar bir oyukluk bulunuyor. Mikerinos'u diğerlerinden ayıran başka bir karakteristik özellik daha. Piramidin iç tasarımı diğer iki piramitten çok daha farklı. Onlara göre çok daha gelişmiş bir tasarım. Tasarımı daha iyi anlamak için tekrar fotogrametri kullanılıyor. Piramidin içindeyken insan iç tasarımını tam olarak anlayamıyor. Ama burada çok rahat bir şekilde inceleyebiliyoruz. Burası giriş koridoru ve ilk oda. Oradan da diğer odalara geçiliyor. Bu ekranda tasarımın aslında ne kadar düzenli bir şekilde yapılmış olduğunu görebiliyoruz. Bu son piramitteki odaların ve aradaki geçitlerin tasarımı çok daha akıllıca yapılmış. Ama sanırım zaman içinde fikir değiştirmişler. Çünkü ikinci defin odasını daha sonradan ekleyip onu granitle kaplamışlar. Evet, fotogrametride bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mısır tarihi araştırmacılarını şaşırtan diğer bir durumsa, kesinlikle defin odası olarak hazırlanmış gibi gözükmesine rağmen İlk odada lahitle ilgili hiçbir bulgu olmamasıydı. Bu kısım lahit için oyulmuş olabilir. Yani boyutu lahit için uygun. Sizin de gördüğünüz gibi çukurun bu köşesi fazladan yontulmuş. Bana kalırsa bu oyuk lahitin kapağını yerleştirebilmek için açılmış. Sanırım önce lahiti bir şekilde buraya yerleştireceklerdi ve daha sonra da muhtemelen tahtadan bir kaldıraçla kapağını kaldırıp buraya doğru devireceklerdi. Sonra da yerleştireceklerdi. Evet, lahit için her türlü düzenek hazırdı ama sonra fikirlerini değiştirdiler. Belki de fikrini değiştiren kralın kendisiydi. Çünkü biraz batıda daha geniş bir oda hazırlatmıştı. İşçiler lahitin yerini hazırlamış ama daha sonra bundan vazgeçilmiş. Ancak Vasil Dobrev'e göre bu durumun daha farklı bir nedeni daha var. Bence Mikerinos defin odasına kadar girebilmeyi başaracak insanları kandırabilmek için bu yolu seçmişti. Bu oda kilitliydi. Burayı gerçek bir defin odasıymış gibi yaptırdı. Hatta bu defin odasından aslında Keops'un defin odasında olması gereken ve üzerinde Keops'un ismi bulunan çeşitli eşyalar da çıktı. Yani kısacası her şey sadece buraya girebilecek potansiyel hırsızları kandırmak için düşünülmüştü. Aslında gerçek defin odası biraz daha ileride bulunuyordu. Peki acaba bu fikir işe yaradı mı? Bunu hala bilemiyoruz. Mikerinos'un mumyalanmış bedeninin bulunması gereken gerçek defin odası ise uzun bir koridorun ucunda diğer odanın biraz aşağısında kalıyor. Mark Lehner şimdi bizi oraya götürecek. Piramitte keşfedilen son defin odasına uzun bir geçitten geçtikten sonra aşağı inilerek ulaşılıyor. Bu oda diğerine kıyasla çok daha farklı. Burası gerçekten muhteşem bir oda. Bu oda tamamen granitten. 17 metrelik bu granit odayı yapmak için işçiler muhtemelen taşları burada yonttu. Anlaşılan o ki odayı taşları yerleştirdikten sonra bitirmişler. İçeriye getirdikleri taş blokları tamamen girintili çıkıntılıymış. Daha sonra bu kısımları tıraşlayarak düz bir hale getirmişler. Bu işlemleri taşları yerleştirdikten sonra yaptıkları için görebileceğiniz gibi blokların köşelerdeki birleşme yerleri pürüzsüz değil. Her şeye rağmen bu defin odasından mezar çıkmadı. Ancak 19. yüzyılda burayı ilk bulan kâşifler lahite ulaşabildiler. 19. yüzyılda piramidin içine girmeyi başarıp bu odayı keşfeden kâşifler burada bir lahit bulmuştu ve onu piramitten çıkarıp İngiltere'ye kaçırmak istemişlerdi. Ancak lahiti taşıyan gemi Akdeniz'de batmış ve lahit denizin derinliklerinde kaybolmuş. Lahit kaybolmadan önce kâşifler
Lahit'in içine bakma fırsatı bulmuş. İçi boşmuş. Daha detaylı bir analiz belki de piramitlerin gizemini çözmemize yardımcı olabilir. Bugün fotogrametri gibi ileri teknoloji kullanılmasına rağmen hala Gize platosunun çözülememiş sırları bulunuyor. Mısır'ın en çok araştırılan bölgesi. İlerleyen senelerde Gize platosu ile ilgili bilmediğimiz birçok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Daha açıklanmayı bekleyen birçok gizem bulunuyor. Umarım şu ana kadar yapılan araştırmalar ve ileride yapılacak olan araştırmalar sayesinde bu gizemler çözülecek. Ancak kimilerine göre de 4500 yıldır çözülemeyen bu gizemler piramitleri daha da çekici hale getiriyor. İnanın bana, her seferinde şuna şahit oluyorum. İnsanların reaksiyonlarını görüyorum. Gözlerinden anlıyorum. İnsanlar aslında bu gizemlerin çözülmesini istemiyor. Bu şekilde devam etmesini istiyorlar. Birçok bilim insanı piramitlerin bütün sırlarının açığa çıkması için daha yüzlerce yıl geçmesi gerektiğini düşünüyor. Gelişen teknoloji belki de bu süreyi kısaltabilir.